Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Canlı yayına hoş geldiniz. Herkese selamlar. Bakalım. Evet bir 10 arkadaşımız var. Bugün uzun bir canlı yayın yapacağız. Daha uzun bir canlı yayın planım var. Yorulana kadar, sıkılana kadar konuşacağız, sohbet edeceğiz. Ne görüyoruz, ne bitiyor? Bu arada da birilerinin de daveten katılmasını bekleyelim. Öncelikle yayının başında yasal uyarıyla başlayacağız. Söylediklerimizin yatırım tavsiyesi olmadığına dair bir uyarı mahiyetinde TPK'nın bildirisi var malumunuz. Onun uyarısıyla başlarız. Bundan sonra da endeks biz 100 tahtaları, biz 30 tahtaları, diğer tahtalar ve tahta dışı muhabbetler teknik bilgiler. Bunları anlatmaya çalışırız. Al yapıları, sat yapıları biraz işte borsa dışı sohbetler falan memleket havalarından da konuşabiliriz. Yurt dışı da bu arada görüyorsunuz. Bu arada gayet güzel. S&P 4081'e kadar 4000'in üstünde gayet güçlü diyor. Teşviklerle paraları bastıkça S&P coştu. 4000'i geçemez, geçemez diyorduk ama 4000'in üstüne de attık. Fiyatları Tabii bu şekilde şişirdiklerinden bir süre sonra bunlar ters satış gelecekler. Yani neticede benim yorumum o şekilde. Tabi bu böyle bir durumda nasıl davranılır. Yani siz bir şekilde bir tahtayı analiz ediyorsunuz fakat sizin beklentinizin dışında hareket ediyor. Eğer yönünüz tersse arkadaşlar stop oluyorsunuz ve bekliyorsunuz. O harekete katılmayabiliyorsunuz bekliyorsunuz uzun zaman bekliyorsunuz ya istediğiniz yöne dönecek ya da katılmayacaksınız. Artık karar sizin. Neticede istediğiniz ya da başka bir yerde yatırımınızı değerlendirmiş olacaksınız. Yani oyunculuk bunu gerektirir. Eğer hatada ısrar ederseniz yani analizinizi ile fiyatlar tutarlı değilse o durumda zararınız katlanarak büyür arkadaşlar. Belki sizin analiziniz doğru. İleride gerçekten o şekilde olacak. Ama sonra katlanabilecek misiniz? Dayanabilecek misiniz? Onu o yüzden belli bir yerde çıta belirliyorsunuz ki benim çıtam 4000'de. 4000 üstüne geçemez dediğimde 4000 kırılınca benim stop çıta 4000. 4000'de stop olur, beklersin. Oyunun yönüne katılmıyorsan o zaman beklersin 4000'in altına gelene kadar. Temel kural bu arkadaşlar. Evet bu arada 22 kişi olmuş. Bir 50 kişi falan olsaydı iyiydi. Neyse. Şimdi arkadaşlar önce bir SPK'nın uyarısıyla başlayalım. Ondan sonra da diğer arkadaşlar da gelirler. Biz çalışmamıza başlayalım. SPK burada diyor ki arkadaşlar bir yorumcu yorum yaparken yorumlarını yatırım tavsiyesi amacıyla yapmamalı. Yapmaz. Çünkü bu işin profesyonelleri var. Ve bu profesyoneller SPK tarafından lisanslı kişiler olmak durumunda. Aracı kurumlar olacak, vergiye kayıtlı olacak. Aracı kurumlar. Bakın burada yazıyor aracı kurumlar ve yönetim şirketleri olacak. Mevduat kabul etmeyen bankalar olacak. Ve müşteri müşteriyle beraber de diyor bir imza olacak ki ondan sonra yani şartlar tutacak, sözleşme yapılacak falan filan. Bundan sonra ancak olur diyor. O yüzden burada söylediklerimin hiçbiri bir yatırım danışmanlığı kapsamında bilgi değildir. Tamamen teknik grafik okuma bilgisidir. Teknik ne söylüyor? Bunun anlatımıdır. Yoksa al, sat, tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu ben hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra yayın izleyecek olan arkadaşlara da bir ikazımız olsun. PKK'nın bu yarısı mahiyetinde bu söylediklerimiz sadece teknik yorumdan ibarettir arkadaşlar. Bunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi sohbet kısmına geçeyim. Evet. Buradaki arkadaşlar artık arkadaşlar yorumlarınızdan sorularınızdan yola çıkarak cevap vermeye çalışalım. Evet. Herkese selamlar. Ben de arkadaş. Şimdi arkadaşlar sorduğunuz sorulardan yola çıkarak devam edeceğim. Sohbet penceresinin akışı gereği bunu da şunu da hatırlatayım. Sohbetin akış kısmından soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Eğer soru sorup da yukarıda cevaplanmamış kısım olursa üşenmeyin tekrar yazın. Gözümden kaçmıştır. Bunu bilin. Üşenmeyin tekrar yazın. Gözümüzden kaçan tahta olur veya bir sorunuz olur. Paylaşımınız olur. Onu tekrar cevaplamaya çalışalım. Evet. Şimdi Burak Kaya diyor ki yurt dışında olası satışlar bizi ne derece etkiler? Bizim ikinci dalgayı ben yurt dışı ile beraber bekliyorum. Dolayısıyla yurt dışında İkinci dalga satışlar geldiğinde bizi önce bir duyarsız yapabilirler ama ondan sonra bunlardaki satışlar sertleşince bizimle beraber ikinci dalga bizim ikinci dalgamız olur. Onların devamı gelir. Yani başlangıcı olur. Büyük ihtimalle öyle bekliyorum ben. Bizim ikinci dalga ile onların satışının beraber olacağını tahmin ediyorum. Şimdi ihlas demişsiniz. İhlas lan. başlayalım bakalım. Ne diyor? İhlas son dönemde e, oldukça zayıf kaldı arkadaşlar. E, yaklaşık bir haftadır kanalda 3. 4. canlı yayınım galiba. İhlas'ı hep sordunuz. Bu atağın da bakın bir sat yapısı şeklinde olduğunu. buraya kadar 84'e kadar tepki verebileceğini ifade etmiştik. Ancak o kadar gücü olmadı maalesef. Kanal sat kanalıydı. Bir tepeden sonra birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepeyi yapmadan düştü. Şu anda ikili dip pozisyonunda buradan bir atak yapıp tekrar 80'e doğru e, kuvvetlenmesi beklenebilir orta vadede ise düşüşün devamı gelebilir arkadaşlar ama şimdilik bakın bir V düzeltmesi şeklinde en azından şu orta bant'a doğru bir hareket mantıklı olabilir arkadaşlar yani şu kısımdan tekrar yukarıya doğru bir atak mantıklı olabilir peki stop noktam neresi derseniz stop nokta bugünkü gördüğü dip seviyesi stop at arkadaşlar 68 Tekrar 68 ve altına gelecek olursa stop olmakta fayda var. Yarından itibaren yeşil görürseniz bu dediğim V düzeltme için hazırlık yapıyor demektir. Eğer V düzeltmenin gücü 80 ve 90'a kadar çıkacak olursa da tabii ki oldukça pozitif olur. Ama epeydir tahtanın da satıldığını ve zayıf kaldığını da göz ardı etmeyelim. Tüpraş Türksel Vakıf sorulmuş. Ender Tabur. Bakalım Tüpraş ne diyor? Tıpraş bize teknik olarak ne diyor arkadaşlar? Ona bir bakalım. Tıpraş bir plama görüntüsü içerisinde bu kısımda tutundu bugün. Satışın devamı gelseydi 85'e doğru gelecekti. 90 bölgesi oldukça ucuz. Onu ifade edeyim. Şimdiki hedef orta banta tekrar atmak şeklinde olacaktır tahminen 95. Orta vadede de şurası 100, 100 bölgesi bir kez daha sınanabilir. 95 ve 100 hedef ortanın üstüne çıksa bile kısımların bir miktar satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini e, hatırlatmak isterim. Neden orta bantın üstünde bir baskı yiyebilir? Çünkü aynı şuradaki gibi. Bantın üstüne çıkıyor ama sonra baskı yiyor. Sonra V'len Burası da ona benzer bir hareket olabilir. Yani tekrar 100'e onay mahiyesinde çıkabilir. Hatta 105'e kadar bile bakın onayı 105'e kadar bile devam ediyor. Böyle bir şey olur mu bilmiyorum. Bir haberle falan alırlar mı? Ama burası bile onay olacak. Yani bunu unutmayın. Şimdilik pozitifim. Başta. Yüksel. Bakın aynı bahsettiğimiz hikaye bu. Orta bantın üstüne çıkıyor. Şüpheyle yaklaşın. Ve satış yiyor. Gördüğünüz gibi. Yapı sat yapısı bir kez daha 16 ve 16 buçu deneyebilir ama ondan sonra ben tüp bunda da yine 14 ve 13'e gelme ihtimali var ikinci dalgalarda yani tekrar dip bölgeyi sınayabilir bir yerini unuttum ya vakıf mı demiştim bankaların hemen hemen hepsi şu görüntü içerisinde Dibi tekrar sınadılar. Bu hareketi var ya, onun tekrar o bölgeyi sınadılar ve hepsi pin şeklinde yukarı attı. Günü en tepede kapattılar. Bu hareketin gücünü gösteriyor. Bir miktar daha yukarı gidecek. Yüksek ihtimalle bütün bankalar için geçerli. 3.80 hatta daha iyi senaryoda 4'ü bile görebilir. Fakat ondan sonra tekrar bölgeye doğru bir düzeltme tekrar gelecektir. Şimdilik bakın gösterge pozitif. Tahta dip yapıyor. Ama yapı güzel değil. Yani yapı sonuçta sat yapısı. Bakalım bu yapıyı nereye kadar düzel, güzelleştirecekler mi bilmiyorum. Tabi bu dediğim senaryoları olabilmesi için 367'nin geçilmesi lazım. Yani şuradaki bantın geçilmesi lazım. Geçilmezse ters bayrak şeklinde kalıyor. Ben o oralın pozitif şekilde iş bankasına güvenerek geçileceği yorumunu yapıyorum. İş bankası geçti çünkü. Bankası buralara gitti. İş bankası öncü. E, o sebepten böyle diyorum. Yani geçileceğini yorumunu yaparak konuşuyorum. Ama geçmeden net bir şey söylememiz mümkün değil. Gitmeyen bir kağıdı satsak, başka bir kağıt alsak diyorsun ama o kağıdın gitme garantisi var mı? Onun garantisi yok. O yüzden bu sorunun da kafanda soru işareti kalıyorsa ne yaparsın? Yarı yarıya bu değerlendirebilirsin. Yani tahtanın yarısından çıkarsın, kalan elde ettiğin nakitle o dediğini yapabilirsin. Böylece riskini ikiye katlamış ve aynı zamanda ikiye de bölmüş olursun. Yani hem riskin artar, hem riskin azalmış olur ikiye böldüğün için ama genelde ikiye riskini taşıdığından dolayı nispeten risk azalmış olur diye yorumlanır temelde. Aselsan'ın sert tepkisi geldi 3 gün önce, 2 gün önce işte 1 2. Pazartesi günü. Ondan sonra da orta bantın baskısıyla karşılaştı. Yine yapı sat yapısı ancak bir miktar daha tepki verebilir. 17'ye kadar düşen hattın bulunduğu nokta var. Bu kısım. Oraya kadar gidebilir arkadaşlar. 16.5-17. Buraya kadar gidebilir. Böyle bir tepki hareketi gelebilir. aynen orayı gösteriyor zaten. Zamanla yani 1-2 hafta içerisinde. Sonra ise satışın devamı bekleyebiliriz. İş yat. En son iş yat yazılmış. İş yata bakalım. İş yatırım Arkadaşlar satışın devamı geliyor. Oldukça primli bir tahta zaten. Şimdi de çıktığı gibi de düşüyor. Uzun çıkışları artık çok kolay göremeyiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tahtalar artık yavaş yavaş hepsi yön değiştiriyorlar ve hepsi aşağıları doğru dönmeye başlamışlar. Bilginiz olsun. İCBCT. Bakalım. I, G, B, C, T. Bu da zayıf görüntü içerisinde. En son iyi tepki vermiş. Orta banta kadar vurmuş. Orta bantı vurduktan sonra satışın devamı gelmiş. Ve şu anda zayıf arkadaşlar. Yüksek ihtimalle 5'li rakamları hedefliyor. Daha aşağı görür mü bilmiyorum ama 5'li rakamları hedefliyor diye görünüyor. 5 ve 4'lü rakamlar. Şimdilik negatif. Gümüş. Gümüş fona baktım ben. Başar Ünal. Az önce biz altın grubunda analiz ettik gümüş fonu. Bizim modele de koyduk. Gümüşte orta vadede ben çok pozitifim. Daha analiz de yaptım orada zaman da verdim ama şimdi zamanı burada söylemeyeyim. Gümüşle ilgili çok inanılmaz fiyatları görebiliriz. Gümüş, altın için de aynı şey geçerli. Ben modele yaklaşık bir yıl geçti, Altın ve gümüş koymamıştım. Bugünden itibaren yani çok bir şey kaybetmiş değiliz. Aslında bir hafta önceden başladı, bir ay önceden başladı ama neyse ben günden itibaren diyeyim. Modelde gümüş fonu ve altın fonu bulunduruyoruz. Dolayısıyla gümüşte de şimdilik yatay bant içerisinde hareket ediyor. Ama orta vadede bu görüntü bayrak görüntüsünün yukarı doğru kırılacağını ve hamlenin yukarıya doğru yapılacağını tahmin ediyor. Şimdi bankaları soruyorsunuz. çok da sormaya gerek yok. Bir tane yazsanız yeter ya. Bankaların yorumların hepsi aynı arkadaşlar. <laughs> yani bazen gülüyorum yani. Vakıf Bank'ı sordun. Vakıf Bank, Akbank, İş Bankası, Garanti. Bunların hepsi beraber hareket ediyor. Bir zaman ayrıydılar bunlar. İş Bankası daha dipteydi. O zaman biraz daha farklı yorum yapabilirdik. Derdik ki işte Garanti Bankası ve Akbank çok yukarıda kaldı. O zaman öyle diyordum biliyorsunuz. Çok yukarıda kaldı. Bu iki tahta şu an için negatif. Nispeten diğerlerinde özellikle şu banka biraz daha pozitif falan. İşte Albaraka biraz daha yani dip bölgeye yakın o dönem için falan diyorduk. Ama şimdi bunların hepsi aynı. Yani Akbank'a yaptığın yorumun aynısı Garanti için de geçerli. Şu iş Bankası için de geçerli. Vakıf için de geçerli. Hepsi aynı şu anda birkaç tane hariç. Yani nispeten albarakayı ve TSKB'yi biraz ayır. Yani neticede bankalar tarihi dip noktasına geldi mi? Geldi. Yatayda mı? Yatayda güç toplamaya çalışıyor mu? Çalışıyor falan filan işte. Peki buradan büyük bir trend hareketi çıkar mı? Çıkmaz. Büyük bir trend hareketi çıkar mı bankalardan? Çıkmaz. Ne olacak? İşte o bıraktığı gap var. Başlattığı gap var. O gaplere doğru atak gelebilir. Bütün hikayesi o yani, tamam? Yani bankalarla alakalı beklentim bu kadar. Bu baksana şuralara 862 geldiği yer 650 hiç tepki bile veremedi yani. Hem de her günde dibe indi kadar indirdiler. Şuradaki gap'i kapattılar yani nihayet. Şimdi şu orta banka kadar iş bankası gitti bu gitmedi. Orta bankada kadar bir vuruş, bak omuz baş omuz var, bobo var. Yani. Tabi şöyle bir şey var ben buralarda hep sat dedim yani sat yapısı bak şu kanalda hatırlarsınız eski videolardan. Deyin bakın bak buralar hep sat. Aman kırılın dikkat kanal sat falan. Ee, burası tehlikeli falan dediğimiz zamanlar oldu. Eski o boydu zaten. O boyu bir kırdılar tam kırdılar. Şimdi de yarasını sarmaya çalışıyor. Ne olur işte şunun gibi bir hareket olur yani. Böyle bir şey beklemiyoruz şu anda. Ben beklemiyorum böyle bir şey. Böyle bir kopuş beklemiyorum arkadaş. Şunun gibi bir şey bekliyorum. Bu kadar. Burada ne görüyorsun? İşte bir ufak hareket. Geri geliyor. Bir daha gidiyor. Sonra tak. Tekrar dibi yokluyor. Bir daha atak. Sonra gidiyor. Gidiyor. Bir daha dip. Üçlü dip bak. Ay bu kaç günlerce sürmüş bak. Temmuz'dan. Temmuz'dan. Kasım'a kadar. Tam 3 ay sürmüş. 3 ay. 3 ay yatay bant. Gördünüz mü? Aynı hareket. işte burada görürüz. 3 ay olmaz da 5 ay olur. 5 ay olmaz da 6 ay olur. Ama aynı hareket. Benzer hareket. Yani. Bu hareketin benzerini göreceğiz. Buradan kopma moppa beklemeyin. yani. Ben beklemiyorum. En azından benim beklediğim birinci hedefim burası giderse ikinci hedefim de şurada bir düşen hat var. Biraz düzelirse falan. 8 belki. En nihayetinde 8.5 ama ne zaman görür? Nasıl görür bilmiyorum. Oraya kadar gider mi? Gitmez mi? Onu da bilmiyorum. O kadar gide gitmeyebilir yani. Ama şimdilik şu çok satıldığı için bu bölgeye kadar 7.5 adım adım takip edin. Adım adım takip edin. Orta uzun vade yani 2 sene sonra 3 sene sonra buralar bedava olur. Buralar bedava olur. Orta uzun vadede. Kopma ne zaman olur? Yukarı doğru kopmayı kastediyorsun ama daha taban oluşmadan hiç bu bantları görüyor musun? Böyle kopma olmaz. Şu bantları almadıkça her hareket tepki olur arkadaşlar. Şöyle bir bant olacak. Bunun gibi bir bant olacak. Bantlar daralacak aşağı doğru gelecek. Bantlar buluşacak. Biraz yukarı gidecek, inecek, gidecek, gelecek. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Böyle bir bant buluşması, sıkışma. Ondan sonra yatay ortalamanın üstüne çıkacak. Daha ortalamanın üstüne hiç denemedi. Bak bir kere denedi. Bak bir kere değdi. Geri geldi. Üstüne çıktı, indi. Bak bir daha. Görüyor musunuz? Bunları yapacak diye ya, ondan sonra konuşalım. Şimdi büyük oyuncu tek başına büyük oyuncu değil ki. Sade vatandaş. Yani olay bofa, bofada bitmiyor ki. Kaç tane aracı kurum var? Kaç tane fon var beraber hareket eden? Orada bir kişi yok ki. Sen adamı çözesin de hareket edesin. O yüzden endeksin bütününe bakmak lazım. Sektörlere bakmak lazım. Bütününe bakmak lazım bir oyuncunun hareketiyle, bir, bir daha doğrusu bir aracı kurumun hareketiyle bu mesele çözülmez yani. Çok geniş bakmak lazım. Ya esasında bazı şeyleri söyledik yani gözünüzden kaçtı. Biz analizi yaptığımızda buraların geleceğini söyledik yani orta vadede basamak modeli endeks yani analiz ettiğimizde Dedik ki buralara geliyor yani tekrar şuralar. O zaman kimse inanmıyor işte. Yani ben de inanamıyorum ama geleceğini diyorsun yani. Diyorsun ki bak şurası şurası. Buradayken inanamıyorsun ya. Yani. Buradan diyorsun ki böyle gider. Gitmiyor işte. Şurasına inanamıyorsun ama bakıyorsun ta buralara gelmiş. böyle arkadaşlar. Peki. Yani bankalarla alakalı durum bu. O yüzden bankaları ayrı ayrı analiz etmenin anlamı yok. Ayrı ayrı analiz edecek de bir şey yok. Taban oluşturuyor. Buradaki gibi. Daha belki bu kadar daha zaman var arkadaşlar. Bak bu sat sert satıştan sonra ne yaptılar? Tam bir yıl süründürdüler görüyor musunuz? 2020 Mart Kasım 7-8 ay. İşte bunun benzeri bir şey olur yani. Böyle bir sert yukarı aşağı böyle bu şekilde. Buna benzer bir şey. Evet. Can can. Bitcoin, Brent. Brent zor dayanıyor zaten. Brent de sattı. Peki. Devam edelim bakalım. Denge. Denge. Bakın bu iyi bir prim yapmış gördüğünüz gibi. Geçmişten bu zamana kadar baya bir prim yapmış. Yani bir yılda nerelere gelmiş. Şimdi de artık o yaptığı primin konsolidasyon süreci. dinlenme süreci var. Artık bu dinlenme süreci bir dağıtım süreci midir? Distribasyon mudur yani dağıtım mıdır? Mal mı dağıtıyorlar? Bunu bilmiyorum ama gördüğüm şey şu. Şu an için sat tarafında. Negatif tarafta. iki aşağı bir yukarı şeklinde hareket ediyor. EV sayımına göre de bu bölgelerin görülmesi lazım. Gördü, tepki, bir daha aynı yerleri görebilir. Evet, Mehmet Kaya gelmiş, 5 yıldız. Mehmet Kaya, senin bu işaretlerin 5 yıldız işaretin kendini hemen gösterdiriyor yani. Peki. Zorende bir zayıflama var. Selma Çalışkan, baya bir zayıflama var. Bir türlü istediğimiz tepkiyi veremedi. Yara, yani bizim Savadeli takip listemize de girmişti şu arada. Tam buradaydı bu aradaydı. Ee, o zaman 2 atmışlardı. Bakın böyle bir atak yaptı. Devamını getirir diye. Ama buradaki hedef biraz daha yukarıydı. Götürmediler. bu süreci de biliyorsunuz sonuçta. Hep sata sata indiriyorlar şu anda. Bir ihtimalle 1.70'lere kadar da inecek gibi görünüyor. Yani daha yolu aşağı doğru görünüyor arkadaşlar. Hala satta. Üçlü dörtlü tepe falan ve zayıf görünüyor arkadaşlar. Stop noktalarını birkaç yerden belirlemek lazım. Normalde tahtanın bulunduğu pozisyona göre belirlenir. Bu orta bant en güzel stop noktasıdır. Yani orta çizginin altında stop olacaksın arkadaşlar. Eğer orta çizginin altında işlem yapıyorsan da Bantın kırılımını gördüğün an, bak şurada kırılım var ya. Bantın altındaki kırılımı gördüğün an stop olacak. Bak şuradaki gibi. Bazen fake yapıyor ama yine de stop olacaksın. Türk Hava Yolları ve Koç Holding'e bakalım. Koç Holding de zayıftı bu dönemde. Daha aşağıda yolu var gibi görünüyor. Türk Hava Yolları da bugün çok zayıf kapattı. Umarım tepki verir. Tepki vermezse çok zayıf kapattı. Böyle aşağı doğru yoklayacakmış gibi duruyor. Boyulları niye öyle zayıf kapattı bilmiyorum. Orta banta vurdu. Orta bantı bir türlü geçemedi. Tahminim 12'leri bir daha yoklayacak gibi görünüyor. Bu vaziyet aşağı doğru salınımı gösteriyor. Niye bilmiyorum. Zayıf görünüyor ya. Yani. Belki yarın toparlarsa bunu aynı endeks gibi 13.5-14 yapabilir. Normalde yukarıdaki hedeflerin tam görmedi. Bu fiyatın baskısını hissediyor. Öncü olabilir yani aşağı doğru baskılanabilir bu tahta. Bankacılık biraz daha iyi şu anda. Bu şekilde aşağı doğru baskılanabilir. Ona oyuna girebilir. Hmm, fark ettim. Beyaz filo bir tepki verdi fark ettim. Bir daha bakayım. Bakalım ona evet. Gördüm gördüm. Ama Ya verse de çok primli yani bak. davada için primli yani. Tam satta baksana. Bu 12.80'in üstüne geçersen nispeten pozitif olur. Geçemezse zayıf olur. Şu an zayıf yani. E, Halil Koyun uzun vade tutacağın tahta var, tutamayacağın tahta var. Hangi tahta dediğin önemli yani. Ya yani Enka gibi, Froto gibi, Artçelik gibi bunlar uzun vade tutulur. Çok büyük kayıplar olmaz bunlar. Ama veya iş gayrimenkul gibi. Ama her tahta tutulmaz. Rota bu son dönemde arkadaşlar her ortalamaya vurduğunda attı yukarıya. Ama artık Bence bir şekilde kıracaklar bunu. Yani ben saydım da 7'den son. şuradan saymayayım. Şuradan başlayayım saymaya. Bunu da saymayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 kere her seferinde yukarı attı. Gördünüz mü? Bu şimdi 9. Bir kez daha atar mı bilmiyorum yani. Ama elinde sonunda atamayacak yani. Bir düzeltme yapacak arkadaşlar. Bir ama ne zaman olur bilmiyorum. Şimdilik negatif değil. Şimdilik aynen yine aynı şekilde bantın orta noktasında alım yerine geldi. Ama elinde sonunda bunu da bir şekilde kıracaklar. Kısa bir süre için en azından. Sonra tekrar alırlar ama. Kur. G. G. G mi? düşüş hattını kırmış, düşeni kırmış, yukarıya doğru bir tepki yapmış. Tabi çok primli olduğu için bu da 23'lerden mi halka bu 23'lerden en son dibi 23'müş. Evet bantın üstüne kadar atmış. Normalde böyle bant üstüne çıktığı zaman çok riskli oluyor arkadaşlar. Çünkü şu şekilde yataydan çıkmıyor. Yani bu hareket halen tepki ve onay niteliği taşıyor. Böyle bir yatay bant oluşturursa, bak şöyle gidiyor, bantın üstüne vuruyor, bir geri geliyor. Aynen o vaziyeti yapar. Tekrar fiyatlar sıkışırsa ondan sonra kopma olur. Normalde öyle. Yani bu dediğim teknik bilgiye dikkat ederek işlem yapabilirsiniz. Yapılabilir yani. O yeni alım için uygun değil. Çünkü düzeltmeler yakın geliyor bana. Bu vade en azından yataya sarması gerekiyor. Durum bu. pek. ne görüyoruz. İpek'te geri çekilme var. Bütün koza grubu bu şekilde şu anda. Gitti yeterince tepki verdi. Yani bantın üstüne de atsa. Yat yani şu çizgi arkadaşlar teknik bilgi vereyim. Bakın şu ortalama aşağı doğru baskıladığı için bunun üstüne bıçak gibi kesse bile Onay mahiyetinde de olsa bu çizgiye kadar gelir. Burada tutunup tutunmadığına bakacaksınız. Genelde de çizgiyi bir kez daha deler. Tamam mı? Ondan sonra tekrar dener. Tutacak mı tutunmayacak mı diye göreceğiz. Hikayesi bu. Sağ olasın Halil Bey. Teşekkürler eksik olma. Bir maşa bakalım. İhlas gayrimenkule bakalım. Bakalım. Bir maş ne, di ne diyor? Bir maçta bir düzeltme vardı. Çünkü tepkisini yapmıştı bir maş. Bakalım bugün ne yaptı? Bugün düzeltme devam etmiş. Orta banta kadar vurmuş. Evet. Yani çizginin üstüne attı. Şimdi aşağı kadar bastılar. Buralarda biraz oyalanacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu kısımda bir kez daha yukarı atabilir. Oyalanacak biraz. Sonra bir kez daha yukarı atabilir. Ondan sonra tekrar geri gelecektir. Şimdilik buralarda arkadaşlar. İhlas Gayrimenkul iyi görünüyor. Grupta şu anda en iyisi bu. Görünen en iyi bu şu anda. Stop noktası burası. Az önce arkadaşımız sormuştu stopu neye göre belirleyeceğiz. Şu şu andaki bu tahtanın görünüşüne göre ortalama şu çizginin altı stop. Bugün fake bir stop yapmış. Burada da var. Yani bunun altına gelme ihtimali var. Yok değil var. Bilginiz olsun aşağı doğru gelebilir. Dolayısıyla geldiği zaman stop olacak. Tekrar çıkarsa pozitif olur. Şu an için stop olmamış. Şu an pozitif tarafta ama aşağı doğru gelirse satış olmuş olur. Darkuysan'da durum ne? Darkuysan evet aşırı fiyatlanmış. Daha önce aşırı fiyatlamalardan sonra realizasyon gelmiş. Şu anda da aşırı fiyatlama olmuş. Hiç değişmemiş hareketi. Bak hep aynı hareketleri yapıyor. Bu karakterli bir tahta ama e, tabii ki primlendi yani, uzun zamandır çıkıyor. Pahalı yani şu anda primli görünüyor. Art YZ mi? arkadaşlar. Baya prim. 6 lira tam 10 kat gitmiş. Yani büyük ihtimalle yatayda, yatay aşağı görüntüsü var. Ben öyle değerlendiriyorum. Gepini kapattı. Bantın üstüne çıktı. Şu an için görüntü pozitif olsa da geldiği nokta itibarıyla tam 10 kat primlendiği için bir yıl içerisinde. Bana göre primli arkadaşlar. Elinde olan için şu bant 53 noktasını stop yapabilirsin. 53-54'ü e stop yap yapılabilir. Doğan Holding zayıflamış. Obo görüntüsü var. Yüksek ihtimalle ben 2.50 bekliyorum Doğan Holding'de. Orta vadede 2.50'ye doğru geliş hareketi göreceğiz diye tahmin ediyorum. Tam baksana grafik tam onu gösteriyor. Buraya kadar. 5. Buraya kadar yüksek var. Önce bu ara 4'ten buldum. Yüksek ihtimalle orta vadede 2.5'a doğru gelebilir. Bantın üstüne çıksaydı buraya kadar 3.60'ı görebilirdi. 3.60'a kadar ama şimdilik buçuk Zayıf görünüyor. Buna doğru kayabilir. Ali Polat. Sasa'ya baktım ben. Bugün analiz ettim Sasa'yı. Biraz zayıflama var. Yatayda kalacak diye tahmin ediyorum. Çok vermeyeceklerdir tahtayı ama yatayda bekler yani. Öyle görünüyor. Eksik olma. kuruluş Osman. Hı. Evet. Ben izleyemiyorum tabi de. Siz devam edin. Sağ olasın. Katmerciler öldü mü? Allah Allah. Katmercileri çok sordular bana. Bakayım bakayım. Ölü tahtayı sormazlar ya. Ha evet. Ya işte çok katlımalı gidenler var ya çok gidiyorlar arkadaşlar. Çok gidince yoruluyorlar. Yorulunca da düşüyorlar işte. Bu da şimdi düşüş aşamasında devamı gelir. Böyle görünüyor ikili tepe. Bak çana işte böyle göstereyim arkadaşlar. Çanak kulbu görüyor musunuz? Ne kadar sahte görüyorsunuz? tahta görüyorsunuz. Bak ben bu tip tahtaları ne diyorum biliyor mu? Bunu boş verin de. Yani böyle grafiklere diyorum ki isterse fezaya gitsin. Bak burada bana sordular bunu. Buradaydı sordular bak. İsterse fezaya gitsin. Tahta nereden gelmiş? Şu an kaç? Benim işim olmaz diyorum. Buradan buraya git 20. 30. Buradan gelmiş bak. Şu anda sat tarafında tamam stop olmuş sat tarafında. Bir şey yok yani. Tahtada hareket yok. Yukarı yönlü bir hareket yok. Engin. Aygaz'a bakalım. Aygaz hedefini gördü arkadaşlar. Great hedefiydi burası. Gördü. Şimdilik destek bölgede tutunmaya çalışacak. Çok sert bir tepki vermişti. Çok düşüş beklemiyorum. Buralarda durur. Daha sonradan bu kanalı kırar ama bence. Kanalı kırar ve aşağı doğru tekrar yoluna devam eder diye tahmin ediyorum. Yukarı çıkarsa şu ortalamayı biraz daha toparlayacak. Şimdilik negatif değil. Şimdilik değil. Şimdilik iyi, şimdilik sorun yok. Ama stop noktanız bak bugün gördüğü yer 14.70 stop. Ereğli hakikaten çok iyi. Hasan Turhal. Hakikaten süper ya. Yani 20 yılda 100 kat gitti. 100, 100 kat. Acayip bir tahta yani gerçekten. Ereğli var ya bambaşka ya. Yani bir, bir daha belki 8'leri falan gelirse. 8 lira, 9 lira, Ereğli'yi kaçırmamak gerekiyor. Katılıyorum sana. Çok karakterli. Gerçekten. Çok karakterli. Süper bir tahta yani. Onur Özkan sorunun cevabını veremem ya. Tahtanın ne şekilde hareket edeceğini bilmiyorum. Sadece bir bakayım ama bilmiyorum. Tamam. Ne zamana bir de zaman soruyorsun ki nereden bileyim diyeceğim şimdi. Bilme şansım yok. Tahtanın anlık hareketlerini izlemen lazım. Bir beklentisini yapmış ama baksana tavan gibi kapalı. Yani ne olacağı belli değil ki. Realizasyon bile gelebilir yarın öbür. Şimdilik alt tarafına geçmiş ama. Durum yok yani bir şey diyemem. İstemir çok iyi değildi ama bu son dönemde Ereğli'nin aynısını yapıyor. O da iyi. Daha da iyi olacaktır yani. Orta vadede bir düzeltme görsünler. Aksigorta. Ha, evet globale bakayım. Yaşar Gümüş. Aksigorta evet sonunda tepkisini verdi diyelim. Dün tepkisini verdi. Bugün tutunmaya çalışıyor. Bunun devamı geleceğe benziyor arkadaşlar. Şu anda direncini geçemedi. Şu anda bu da aynı şekilde direnci geçemedi tutunuyor. Bir direnci geçerse güçlü bir atak gelir. Direnci geçerse güçlü bir atak gelir. Burayı takip edin. Stop noktanız bugün gördüğü en dip nokta 8.40. 8.40 stop. Aşağı gelmedikçe 9.5 9.5'a doğru bir atak gelebilir. Ve flap ve flap'e bakalım. Neydi? Global'e bakalım önce. Global beklentisi bitince satışlar başlamış arkadaşlar. Şu an zayıf zayıf iniyor. Böyle bir sert yani şu an satış kanalı bir alıma dönebilir. Hani bir tane tepki gelebilir ama bantın altına gelmiş. Bilmiyorum yani bu risk riskli bir işlem yapacaksanız işte şuradaki gibi. Şuradaki gibi riskli işlem yapılacaksa bakın tekrar eklenti bitti ya. Normalde hedef şurası. 473. bir tepki verebilir yani 590'a kadar. 6.5'tan 540'a yaklaşık %25 düşmüş. Bir 6'ya doğru bir atak gelebilir abi. Ama güven olur olmaz bilmiyorum. Kısa stoplu takip edin. Ya Aselsan'ın endeksten bağımsız hareket etmeyecektir. Yani o dalga e, istedikleri kadar uzatırlar yani dalganın tek başına yetmeyecek. Şu anda sata dönüyor, sata dönünce ASTSAN'da da belli bir tepki marjı var yere kadar. O kadar yani. Aleyküm selam. Flap mı dediniz? Flap format. Bakalım bakalım. Flap satışa devam ediyor. Hedefte şuralar. Bugün biraz tepki vermiş. Hedef bölgeyi aşağı yukarı görmüş ama biraz daha devam edebilir. Bir buçuğa kadar devam edebilir. şurada bir taban oluşumunu görmek lazım arkadaşlar. Henüz at tarafında ortalamanın altında negatif tarafta duruyor. Format mi? Yani bunları çıkarken güzel çıkartıyorlar da düşerken de fena düşüyor. Bu da aynı ya. Yani. Şimdilik tutunmaya çalışıyor ama devamı gelir gelmez bilmiyorum. Tutunma gayreti içerisinde. Aslında çok satılmış yani görüyor musun? Bak bunlar kaç kat gittiler. Gitti yani. 1.5, 4.5 satılınca da ta dibi buluyorlar. Şu anda en diplerde kayık yok. Bayağı dibi toplamış. Daha da gelmeyeceğinin garantisi yok bilmiyorum. Şu an için negatif. Taban oluşumu falan olacak. Bant sıkışacak. Şunun gibi oluşacak ki. iyi Veya şunun gibi bir kama olacak ki. Tepkiden bahsedelim. Şimdilik negatif görüntü. Şu anda negatif yani. Burak Kaya, Netaş'a bakalım bakalım. Netaş da son dönemde iyi atak yapmıştı bu arada ama şimdi zayıfladı. Netaş tekrar bu 20'lere görebilir. Buraya kadar gelebilir. Bunun ne, ne pozitif yapar? 30'un üstüne çıkarsa pozitif olur. Yoksa tekrar rakam 20 arkadaşlar. Dizimde ne görüyoruz? İzim şu an için negatif değil. İyi, hattı iyi. Şu an için iyi duruyor yani sıkıntı yok. Şu an. Tepkisini verdi. Bantın üstüne kadar vurdu. Stop noktanız şurası. 14.91. 14.91 kırılırsa stop olacak. akol akol zayıf arkadaşlar. Zayıf şöyle bir tepki verdi ama oldukça zayıf kaldı bugünkü tepkisi de sınırlı kalmış yani demek ki daha taban oluşturacak yere gelmedi. Biraz daha aşağıları yoklayabilir. Haberiniz olsun. 20'lere kadar hatta 15'lere kadar bile taban için gidebilir arkadaşlar. Celcelibe Eczacıbaşı ilaca baktım ben bugün. Bir kez de senden beraber bakalım. Bak bu da sat kanalı görüyor musun? Orta bantı geçmedikçe negatif. Görüyor musun? Önce bu orta bantı geçecek. Ondan sonra pozitif olur. Orta bantı geçmeden hediyemeyiz. <laughs> Beğenim mi İbrahim Ümit beğeni yapalım. E yapın bakalım beğeni yapın hadi. Beğeni yapınca ne olacak ki? Beğendim olur değil mi? Beğenmeme yapmayın, ona canım sıkılıyor, onu söyleyeyim. Beğenmeyen arkadaş izlemesin diyeceğim ben. Onlara güle güle diyorum. Alınmasın, gücenmesin de. Elbette tabii çok iyi yayın yapan arkadaşlar var. Ben yayıncı değilim zaten. Profesyonel yayıncı değilim. Benim öyle bir kalite durumum yok. bir Gün boyu siz nasıl çalışıyorsunuz? Biz de çalışıyoruz. Biz de iş yapıyoruz. İster borsada trade, ister başka iş yap fark etmez. Neticede iş arkadaşlar yani günün yorgunluğu var. Ben profesyonel yayıncı değilim arkadaşlar. Yani bunu o yüzden benden kalite anlamında iyi bir yayın çok beklemeyin. Ne ses kalitesi çok iyi hazırlayabilirim. Ne video kalitesini çok iyi Böyle bundan uğraşacak vaktim de yok. Aslında derdim de yok. Yani bunu da beklemeyin dediğim gibi. Ama sohbet arkadaş isterseniz işte sohbet ediyoruz. Bilgilerimizi paylaşıyoruz. Elimizden geldi. Anlatmaya çalışıyoruz. Bu beğeni kısmını neticede takdir edilmek güzeldir. Yani oradaki herhalde o beğeni ona koydular. Takdir edilme anlamında koydular. Ama o beğenmeme kısmına gelecek olursak beğenmeyen arkadaşlar moral bozucu olmamaları için onları güle güle diyorum. Yani yayını izlemezler. Dolayısıyla beğenmeyecek de bir şey kalmaz. Peki. Neler sordunuz? Bir sürü soru sordunuz. Oo. Gram altın Gizopalcom, gram al. Az önce söyledim ya, gram altın, gram gümüş. Sen yok muydun? Az önce. Neredeydin sen? Az önce bir sürü şey anlattım ya, gram altın, gram gümüş. Bizim modele girdi dedim. Son bir zaman bir yıldır, son bir yıldır modelden çıkmıştı. Gram altın ve gum, gram gümüş son bir aydır. Güzel modele girdi dedim ya, taban oluşturduktan sonra. Günden itibaren de herkes tas modele de koyduk. Yani dolayısıyla tabii benim modele gelip girmesi önemli değil de neticede bir beklenti olduğu için. Yaklaşık 3 yıl süreli arkadaşlar. Ben geçen 2 yıl süreli tuttum. Modelde. Şimdi 1 yıllara verdim. Geçen sene Ağustos'dan bu zamana kadar. Şimdi tekrar modele girdi. Yaklaşık 3 yıl süreli. Tamam. 3 yıl. 3 yıl arkadaşlar. Halil Koyun sağ olasın tek eksik olma bakalım gram altın geri gelir mi demişsin bizopalcom gelir bir miktar daha geri gelme bekliyorum ben şu anki gram altında gram gümüşte dolar hareketinden dolayı bir geri gelmesi bekliyorum ben yani dolarda e, şayet 7.50'leri tekrar görecek olursak yaklaşık %8'lik geri çekilme demek. Bu da gram altın ve gram gümüşü aşağı doğru basar. Geçici olarak böyle bir hareket yapabilir. Geçici olarak ama kalıcı olacağını zannetmiyorum. İyi bir alım fırsatı olur. Ama gram altın, gram gümüş yatırımcısı, trader demiyorum bakın. Yatırımcısı %3 düşmüş, %5 düşmüş, %10 düşmüş, %10 çıkmış bunlara bakmaz. 2 yıldan bahsediyorum. 2 yıl, 3 yıldan bahsediyorum uzun vadeli yatırımdır. Türkiye'de enflasyon olan bir ülkeden bahsediyoruz. Altın ve gümüş normalde asla kaybettirmez. Geçen bakmayın 550'den 400'e düştüğüne. Çünkü anormal fiyatlama vardı. Yani hem onsun tepe bölgesine hem doların tepe bölgesine denk geldiği için 550 rakamını hatta 570 rakamını gördük. Anormal bir fiyatlama gördük. O zaman ısrarla dedik yani olmaz dedik yani bu makul fiyatlama değil. Arkadaşlar yani bu elinde sonunda düşecek. Yani 2021 yılı olması gereken fiyatlamayı bir yıl önceden yaptık. 500'ü görerek. 500 500'ün üstü inanılmaz fiyatlamaydı yani. Ama bu senenin sonunda 500'ü görsen dersin ki normal. Yani benim benim normal beklentim o zaten. Sene sonunda 500 gram altında. Yani tüp Tüpraş uygun e, portföyünü nasıl yaparsan yap ama nakit mutlaka bulundurman gerekir. Koç bence zayıf aşağı doğru geliyor. Frota da elinde sonunda dedim ya düzeltme yapması lazım. Tofaş elinde sonunda düzeltme yapması lazım. O da aynı. Frota ile Tofaş ikisi de sürekli çıkıyor. Dolayısıyla portföyün e, anladın işte ne demek istediğimi. Viop'ta bir sistem deniyorsun. Yaklaşık bir aydır günlük ortalama %10 getiri sağlıyor. O maşallah. İyi bir sistemmiş. Eğer bir %10 getiri kazanıyorsa o sistemle inanılmaz bir kazanç. Ee, yani müthiş. Tek kelimeyle müthiş. Maviye bakmadık. Bakalım. Ali Temizel. Hoş geldin. Maviyi ben başka diğer canlı yayınlarda analiz ettim. Mavi zayıf maalesef ya. Zayıf şöyle bir dönüş yapıyor tekrar. Orta vadede iyi olacak. Biliyorsun bizim modelde var bu. Şu bölgede biraz tutunur mu? Bakalım şöyle bir. Destek bölgesine geldi mi? Tam gelmemişti. Şurada belki biraz tutunmaya çalışacak. Ama trade hedefi halen burası. 9. 35'e kadar getirebilirler. Bir ters V bile yapabilirler. 30'a kadar bile getirebilirler. Ama sonrasında pozitif olacak. Olsun Hasan Turhal %1 Viyop'ta kazanmışsın daha ne istiyorsun? %1 kazan her gün. %1'i bırak %1 yarım kazan her gün senin sisteminden yeter. Ama 2 gündür yatay yani aşağı doğru ve yukarı doğru sert hareket yapıyor. Kandırmasın sistem seni. Çünkü Viyop'ta hiçbir sistem tek başına her zaman kazandırmaz onu sana söyleyeyim. Ne dediniz? Deri mod mu? Deri mod da çok çıkanlardan bir tanesi arkadaşlar. 2 12 6 kat. Tamam? Şu an için yatay bantta hep böyle yatay kalacak hali yok. Sordu deri modu. Herhangi yazıcı. Tamam? Bu kadar. İş yatırma bir daha bakayım. Bugün baktım ama çok baktım ya bu iş yatırma. Düşmüş evet. Ya ben düşerken şöyle bakıyorum. Bu nereden? Bir yıl önce kaçtaymış? 1 lira. Şimdi kaçta? 3 lira. Daha o zaman daha önce kaçtaymış? 50 kuruş. Tam 5 kat, 10 kat gitmiş. 10 kat gitmiş. E 10 katın minimum 3'te biri düzeltme yapması lazım. 3'te biri ne yapar? İşte yaklaşık yaklaşık 1,5 lira. Pardon, 1,5 lira değil. 50 hmm, kuruştan 5 liraya gittiğine göre yani 10 kat gittiğine göre 50 kuruştan 10 kat gitmiş. 3'te birine gelecek. Tam 3'te biri. Burayı düşün. Bu mesafe. 1 1 2 3 işte burası 2 iki, 2,5 bu, mu yapıyor? 3 falan yapıyor ya. Doğru söylüyor. Yani şu bölge destek bölgesi işte. Aynen oradan dönmüş zaten. 2.75 2,5. Bu normal dönüş yeri. Bazen %50'ye kadar iniyor. O da 2,5 yapar. Bazen de %61'e kadar iniyor. Fibonacci'ye göre. O da 2 yapar. İşte buralar ucuz yer olur. Fibonacci %61'den muhakkak destek bulur. Eğer buralara kadar düşerse 2 liralara kadar. O zaman bayağı ucuzlamış oluyor. Her zaman dönüyorlar mı? Her zaman dönmüyorlar. Bazen de bunu için demiyorum. Bazı tahtalar da çıktığı gibi iniyor. Az önce bir tanesine baktık mesela. Tahtayı dağıtmışlar yani. Mahvetmişler. Aynen bunun gibi 5 kat gitmiş. Sonra tam başladığı yere inmiş. O faş mı? Bu da yatayda şimdilik yatayda işte. Rota da bu da yatayda. Bu da neticede çok çıkanlardan biri de bu arkadaş. Çok çıktı yani bu da çok çıktı. Biliyorsun. Donford. Ucuz tahta bulun arkadaşlar. Ucuz, ucuz Obo var bunda da obo. Şu an için obo görüntüsü var. Ben vermiyor. Bu da bak. çıkanlardan biri de bu. İler. Tekrar dönüşe geçmiş. Zayıf. A ağır ağır. Sindire sindire. Düşüşe devam. Ortalamanın altında. Sert bir mumlar almazsalar düşüş arkadaşlar. Yönü aşağı daha doğrusu. Yani gerisini bilmiyorum. Bu da aynı. Obo görünüyor. Bu da pahalılardan bir Burada da ob obo var. Ülker. Ülker yatayda bekliyor. Yatay. Buralarda bekliyor. Bir kez daha tepki vermeye çalışacaktır. Eğer borsayı satarsalar bunu da bantın altına tekrar getirirler 20 rakamlara. göre. E, satmazsalar normalde 23-24 hedef. Bir kez daha bir V yapar mı diye etmekle. Şu anda sat tarafında yani. Bir, bir kez daha bir tepki verebilir. Orta vadede düşeceğini tahmin ediyorum da. Ama çıkmadı ya. Çıkmadı. Bak kaç aylardır hiç gitmedi yani. Aylardır hiç gitmedi. Yani o yüzden bir kez daha işte bu satışta bir daha 20'lere kadar gidebilirler. Tahtayı sonra tekrar alırlar. Çok da düşmez ama çok da çıkacağı benzemiyor. Bana bu Anadolu Efesi soruyorsunuz ama. Bir beklentiniz mi var? Hep soruyorsunuz bu Anadolu Efesi. Ben de hiçbir şey görmüyorum. Siz niye bunu soruyorsunuz? Ben bilmiyorum. Burak. Burak Kaya. Yani hep soruyorsunuz. Ben de hiçbir şey yok diyorum. Siz yine bana aynısını soruyorsunuz. Ben de yine söylüyorum. Her seferinde bunu bana kaçtı, ta da sordular. Hep söyledim. Yine soruyorsunuz. Yine aynı şeyi söylüyorum. Yine sordunuz. Bu işte AFS. Bak bu değil mi? Başka bir tahta mı var? Yanlış tahtayım mı bakıyor? Yani bu hatta şey de gösterdim. Yani haftalık da, da gösterdim. Dedim ki bak bu tahtada hiçbir beklenti Hiçbir şey yok dedim. Bak Görüyor musun? O zaman da dedim yani bak görüyor musun? Yani başka bilmiyorum ne söylemem lazım. Atada bir şey yok yani. Yıllarca bak hiçbir şey yok bak. 2014, 2013 bak şimdi burada yani. 2013'te alan adam bile zararda yani. Burak Kaya. <laughs> ne, ne, ne bekliyorsun? Üzünde vergi var bilmem ne var üstünde. Bir şey çıkmaz yani. Neyse karışmayayım sen bilirsin. Şu anda bir şey çıkmaz. İleride bir şey olursa bakarız gene. Ucuz tahta bulalım, çıkma potansiyeli olan tahta bulalım ya. Yani. Oo çok pahalı. Bu da aynı arkadaşlar. Bu haftalık baktım, Eviyeyi görüyorsunuz zaten çok. Evet çok çıkmış arkadaşlar. Bu da aynı şekilde primlilerden. Ucuz tahta bakın. En son oraya geleceğim ben size. Siz tahta seçemiyor musunuz diyeceğim ya. Vallahi seçemiyorsun. Ay, yemin ettim ya. Nasıl arkadaş? Nasıl yatırımcı olacaksınız diye kızayım ben size azıcık. Bu da başın aşağı döndürmüş arkadaşlar. Gitmiyor. Atışıyor şu anda. Daha, dün bir bugün iki. Hasan Turhal. Bak ben öbür grupta anlattım. Size de anlatayım. Bir endeks üzerinde anlatayım. Şimdi böyle anlatayım da biraz anlayın arkadaşlar. Biraz sohbet edelim. ha. Bak bir tahtayı nereden seçersiniz? Nasıl seçersiniz? Tamam. Tahtada bir kere tahtada <laughs> Yunus Kale beni güldürdün var ya. <laughs> Allah da seni güldürsün, güldürsün ya. Ve ucuz tahtalar o kadar ucuz ki <laughs> kimse almak istemiyor diye. Adam haklı ya. bana doğru söylüyor. İyi, iyi, iyi espriydi. İyi espriydi ya. Yani, gerçekten. Yani. o kadar ucuz ki bu Neyse bak şöyle alacağız arkadaşlar. Tahtanın iyisini kötüsünü şöyle seçin. Bir. Böyle çıkarken alın tamam. Yani grafiğin sol tarafı. Buna tırmanış diyoruz. Buraya tepe diyoruz. Yani zirve diyoruz. zirve. Bakın burası zirveye tırmanış tamam. Bir de zirveden iniş var. Şimdi iyi dinleyin beni. Dur soru sormayın azıcık dinleyin. Şimdi tahtayı seçerken, tahta alırken arkadaşlar bakın. Tahtanın zirveye doğru başlangıç noktasını bulabiliyorsanız ne ala. En güzel yer burasıdır. Zirvenin başlangıcıdır tamam. En güzel yer burasıdır. Ne ala. Zirvedeyken soruyorsunuz. Bak çok tahtayı sordunuz. Ben hemen zirvede olduğunuzu görüyorum da size bir şey diyemiyorum. Bak zirvedeyken soruyorsunuz. Zirvede ne yapılır? Burada alınanlar. Bak iyi dinleyin beni burada alınanlar burada çıkılır. Buna ne deniyor? Distribasyon. Yani dağıtım yani. Mal dağıtımı. Buradan alan adam. iyi dinleyin arkadaşlar bak. Bu işin sırrını söylüyorum size. Burada alanlar ne yapıyorlar? Distribasyon kısmında. Yani bak burada topladılar tamam mı? Toplama dönemi burası. Burada distribasyon kısmında dağıtıyorlar. Öyle dağıtım öyle bir defa da hemen bir günde olmaz. Anlattım ben o zaman da buralarda söyledim. Bana çok kızdılar var ya. Videoların altına bakın. Eski videoların altına o arkadaşlar. Biliyorum tabii de. Dediler ki senin yüzünden çok zarar ettik. Çok battık. Bilmem ne falan filan. Ben, ben ne demişim? Mala girmeyin. Aman arkadaşlar mala girmeyin. Bak benim yüzünden batıyormuş adam. Ben diyorum ki mala girmeyin. İşte bak bunu bildiğim için diyorum. boşuna şimdi söylüyorum. Ha, mesela haklı çıkıp çıkmamak değil. Ben biliyor, biliyorum. Söylüyorum. Tamam bildiğimi söylüyorum. sen daha çok biliyorsan sen bildiğini yap. Adamlara dedim ki burayı 1400'ü geçtikten sonra ben maldan çıkıyorum 1440'dan sonra sadece %5 arayacağım. Haftada iki defa %5 arayacağım. Bu arada tam 3 ay. Niye? Çünkü adam da aynısını yapıyor. Bak o adam da malda durmuyor burada. O adam kim? İşte bu, bunu buraya taşıyan adamlar. Yani şu dumanışı yapan adamlar. Ne yapıyorlar? Distribasyon kısmında mal dağıtıyor. Mal dağıtımı bir günde olmaz arkadaşlar. Bak böyle malı dağıtır. Bazen 6 ay dağıtır. 6 ay. 6 ay tepede süründürür. Bir sene tepede süründü. Bir sene adam dağıtamazsa topladığı malı. Bir sene siz bana sorduğunuz tahtaların bazısı öyle. Bir sene burada süründürür, tamam. Yani ben görüyorum da siz şöyle görüyorsunuz. senhalde diyor ki buradan bu kadar çıktı ya. diyor. Buradan şimdi diyor böyle bu kadar daha çıkar diyor. Çıkar da böyle böyle bir yapıda çıkmaz. Bu yapıyı göreceksin önce. Neyse bu birincisi. Ne anlattık? Bir, özetliyorum bir. Alacaksanız tahtanın başlangıç hareketinde alacaksınız burada. Bir. 2 harekete geçti. Trend oluştu burada. Bak bu birinci yer. En iyi yer burası. 2 burası. 3 bırak gitsin. Burada satacaksın tamam. Sonra sonra nerede biliyor musun? bunu endeks üzerinden anlatıyorum da. Sonra nerede bakın. Bu fiyatlar gelecek. Gelecek. Bu şekilde bak. Gelecek. Gelecek. Burada bir bant var. Bollinger bant. Fiyatlar bant böyle daralacak. Görüyor musun? Böyle yukarı atacak. Daha gelecek. Daha gelecek. şöyle. İşte burada alacaksın. Buna da 3 diyorum bak. 1 en iyi yer. 2 trend, 3 de bu bekleme yeri. Bu bekleme yeri. Alınacak yerler. Geri kalan yer nakittir arkadaşlar. Bak burası nakit, burası nakit. Duydunuz mu? Bak geriye ne kaldı? Bu dağıtım yerinde millet dağıtırken sen ne yapacaksın? Nakit duracaksın. Ne kadar malda duracaksın? ile %20 maksimum. %80 nakit olacak. Sonra bu düşüşte ne yapacağım? Yine nakit duracak. 80. Dayanabilirsen. 80 nakitte duracak. Adam satıyor satıyor. Adam satarken sana, sen biz mi sırtlanacağız adamın sattıklarını? Anladınız mı? Adamlar satıyor. Adam satarken biz sırtlayı biz taşıyamayız. Biz şurayı bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani bak bir daha göstereyim. Bu, bu tahta kabul edin bunu. Şurayı bekleyeceğiz. Şurayı. Buradaki taban oluşumunu bekleyeceğiz taban oluşacak. İlkel yapacak. Daralacak. Fiyatlar sınırlı olacak. Bant aşağı inecek falan filan. Zaman geçecek yani. Örnek de göstereyim size. Örneksiz olmaz tabi. Örnek gösterelim. Bu kanal eğitim kanalı. Tahtaların hangisinin olduğunu önemi yok. Önemli olan. Sizin... Bakın şunun gibi. Tamam. Şunun gibi dönem olacak. Burası istisnaydı zaten. Burası istisnaydı. Veya şu da kabul ya. Yani. da kabul. Bak bunun gibi bunun gibi bir dönem olacak. İksak olacak. Yani, yani inecek. Biksek olacak. Bak. Böyle. Tamam. Ondan sonra dönüşü göreceğiz. İşte bu aralar toplama yerleri. Ama daha henüz toplama yerinde değil. Hala. Tamam. Evet. Ömer Bey buyur. Seni gördüm ya. Hoş geldin. Sağ olasın eksik olma. Hüseyin <laughs> Bey çok komiksin ya. <laughs> Allah aklısın ne diyeyim yani. Bedavanın bedavası. İbrahim Bey diyor ki Bollinger bantından yararlanarak veya ağırlıklı ortalamaya bakarak fiyatı nasıl izleriz? Ben şöyle bakıyorum. Bir, Bollinger bantı da kurallarını biliyorsun aslında. Önceki videolarda anlatmıyor. Bollinger bantı daralmadan ve uzun zaman yatay kalmadan toplama dönemi olmaz. Tamam. Yatlar 3 ay 6 ay kadar. Bak 3 ay ile 6 ay kadar aşağıda bant altında bantın daralması lazım. O zaman ancak mal toplama aşamasındadır. Günlük ortalamanın üstüne birkaç kefere de attığı zaman bir atacak, bir daha inecek, bir daha atacak, bir daha inecek. Heh, o zaman işte alım yeridir. O zaman güvenden al. Ya. Pahalılar, tahtalar var arkadaşlar. Herkes hayal duruyor ama neyse. Bak bu, bu da şimdi obo var. Bunda da bunda da dönüş başlamış. Geri geliyor. Gelmeye devam ediyor. sat. Tat tarafından. Yani test sonuçlarından bahsedeyim. Test sonuçlarını şöyle. Test sonuçları hazır da ben yayın yapmadım. Hafta sonunu bekledim. Dedim ki çünkü ben o yayını kaldıracağım onu. İstedim ki herkes bir yayından yani testi tabi tutsun kendini psikolojik teste. E, kanala yeni gelen arkadaşlar var. Yaklaşık bir işte 500 kişi falan. O arkadaşlar da canlı yayından o test bölümünü bulsunlar. Onlar da kendilerini test etsinler, puanlarını toplasınlar, beklesinler. Hafta sonu ya bu hafta sonu ya öbür hafta sonu neyse test sonuçlarını değerlendirmelerini önerileri söyleyeceğim ve onu yayını kaldıracağım. Ve Udemy'ye vereceğim. Yani Udemy üzerinden kurs şeklinde yayınlayacağım. O yüzden bu anlamda e, testi alın. Yani bir daha almak isteseniz bile para vermek zorunda kalacaksınız. O yüzden alın arkadaşlar yani o testi bir daha bulamazsınız öyle söyleyeyim akademik çalışmalar için bile benden izin almak zorunda kalacak millet testi kullanmak için ya da kursa girip de kursta ücretli uygulamasını yapacak yani o yüzden şu an ücretsiz hazır sunuyorum benim önceki yayınlar da öyleydi şey ürettiğim zaman ben önce ücretsiz sunuyorum önce ücretsiz veriyorum yani herkes faydalansın ondan sonra paralıya çeviriyorum. Çünkü emek sarf ediyorum neticede. Çok uğraştım ben ona. Ee, yani öyle. Tamam. O yüzden aramıza yeni gelen arkadaşlar, kanala yeni abone olan arkadaşlar, bu yayını şu an izleyen arkadaşlar, kanalın sayfasında geçen haftaki, önceki haftaki hatta yayınlarda yatırımcı davranışları ve psikoloji testi diye bir bölüm var. Burada ben seslendirdim. O yayını mutlaka izlesin ve cevaplarını yapsınlar. Kendilerini test etsinler. Maddelerini de kaybetmesinler. kaybetmesinler. Çünkü ben önümüzdeki haftalardaki canlı yayın bir tanesini sırf buna ayıracağım. Nerede eksiyiz? Nerede fazlayız? Bak ben de kendime test ettim. Ben notumu ver söylemek istemiyorum ama yüksek bir not alamadım yani onu söyleyeyim. Yani daha doğrusu pek iyi alamadım. Pek iyi derler yani en iyi. Çok yüksek. Ben kendim dahi bak ben de diyorum burada bak anlatıyorum. Kendim dahi çok yüksek bir not alamadım. Eksik taraflarımı tespit ettim. Yani zaten %100 başarılı olma şansı yok. Hani bilmiyorum öyle bir adam var mıdır? Her şeyde %100. Var mıdır bilmiyorum. Hani öyle bir kişi var mıdır? Ama şu anda ben en yüksek galiba bir 89 gördüm. Bilmiyorum ki not, notunuz kaçtı sizin? Erdem Uyar test canlı yayınında. Yani iki hafta önceki canlı yayınlarında yatırımcı davranışları ve psikoloji testi diyor o canlı yayına git. Ben sordum. Arkadaşlar cevapladılar. En yüksek not kaçtı? Bilmiyorum ki. 90 var mıydı burada? 90 alan. Daha doğrusu 90 puan olan var mıydı? <laughs> Biz her yerde eksiyiz de. o <laughs> <laughs> oh, bir, bir hanım senin evet iyi dinleyeceksin o zaman sen. Benim tavsiyeleri iyi dinleyeceksin. 63 var, 75 var. Hmm. Hasan Bey'in 65'e kadar düşer diyor. 53 var. 73 var. 78 var. iyi. Bir tane 78 var. Yüksel Çelebi 79. Harika. <laughs> Ömer Bey diyor ki ben varım. Diyor. %100 hep kaybediyorum. Kazanan tarafında yokum. 85 var. En yüksek. Harika. Yunus Bey var 85. Sen beni geçiyorsun Yunus Kale. Ben 85'e bakayım. Benim 85 değil diye hatırlıyorum. Bir daha bakacağım ama sen beni geçtin yani. Aysu var 70. 58. 69. Bunlar iyi yani bunlar fena değil. Yunus Kale. Sağ olasın kardeşim. Eksik olma. Kardeş kelimesini seviyorum ya. Kardeş, karındaş, kardeş güzel ifade. Yani ben bazı insanlar laubali olarak algılayabilirler ama ben kardeş kelimesini seviyorum. Canı gölden seviyorum. Yani bir insan değil mi? herkese kardeşim demez. Kardeş samimiyetin ifadesidir. Sevginin ifadesidir. Kalbin yansımasıdır kardeş kelimesi. Ben kardeşi seviyorum yani bay, bay, e, kadın olsun, erkek olsun kardeş kelimesini kullanmayı severim. Hüseyin Bey sen çok iyisin ya. 84 gayet iyi yani. <laughs> tiyo tiyo bende yok ya. Ben yani, diyor yok. Ben e, Tiyo peşinde hiç koşmam arkadaşlar. Kulağıma gelir de bakmam yani. Tiyolarla benim işim yok. Burada görünüyor zaten Tiyo var mı yok mu işte. Bunu yakaladığın zaman tiyo olmuş oluyor. Doğru. Bunun sırlarını veriyorum teknik olarak. Dost da iyidir evet. Peki. 58 varmış. Abdülkadir 58 yapmış. 85 iyi ama. 90 yok ama değil mi? 90 90 üstü farklı bir kademe oluyor çünkü. 89'a kadar bir kademe var. 90'dan sonra bir kademe var. Ayrı bir kademe var. 90 hiç çıkmadı herhalde. Mehmet Bey sağ olasın. Eksik olma. Bu, yani profil resmini bir değiştir bak. Değiştirsem seni ben arkadaşa çok benzetiyorum ya. Vallahi ne kadar çok benziyorsun. Şimdi Mehmet Hoca'nın gençlik resmine. Hani insan çift yaratılmış, ikiz vardır falan filan derler ya, yani öylesin ya. O kadar benziyorsun ki Mehmet Hoca'ya. Yani e, gerçekten O kadar yani insan benzer. Profil resmini yeni hali bu mudur? Bir değiştirsen de görsem seni. Peki. Şimdi Bekleyen arkadaşların sorularını cevaplamadığımız arkadaşlara cevaplayabiliriz. Özellikle erken yatacak olan arkadaş varsa onlar tahtalarını sorabilirler arkadaşlar. Veya sormak istediği bir şey varsa sorabilirler. <gülüyor> evet <gülüyor> tamam Hüseyin Bey doğru. Yaş 52, not 84. Yani iyisin iyi. İnşallah. 84 çok iyi ya. Bitti mi bu tahta işleri? Anadolu Isuzu sormuştu değil mi bir arkadaş? Gözüme ilişti o. Cevaplamadık. Asuzu muydu? Nasıl yazılıyor ya? Anadolu. Dolu Isuzu diye yazsam çıkar Asuzu ha şu. Bunda da arkadaşlar aynı Ford daha başlamadı. tofaş başlamadı ama bunda bir realizasyon başladı. Realizasyonun devamı gelebilir. Uzun zamandır bu zaten toplama aşamasındaydı. Ta buralarda top tahtayı topluyorlardı. Kama şeklindeydi dikkat etmiş. 582'ye kadar 2019'da. Bundan sonradan beri hareket hala koruyarak devam etti. Yani orta vadede gene orta uzun vadede gene iyi olacaktır ama şimdilik sat tarafında obo var. Obo hedefi de yani ta buralar gene 17 hatta 15'e kadar inebilir. Daha da aşağılar ile gündeme gelebilir arkadaşlar. Olsun. Şimdilik sat tarafına geçmiş. Negatif taraftayız yani. Arsana bakalım. İşbine bakalım. İhlas gayrimenkul şu an için az önce analiz ettim. Üç kere analiz ettim. İhlas gayrimenkulü şu an için iyi. Kısa için iyi tamam mı? İhlas gayrimenkul. Orta bantının tam, orta çizginin tam üstünde duruyor. O açıdan iyi görünüyor. O çizgiyi kıracak olursa aşağı doğru realizasyon gelir. Ama yine de kötü olmayacaktır. Yani o grupta bence en iyisi o. Çok pahalı. Yani işte tırmanıyor şu anda. Trendin ama diyorsun ki bu böyle mi diye ama bana göre riskli bir tarafa geçti. Yani bu hareketi şurada başlatmadın yani. Şuradan almadın. Şuradan almadın. Veya aldıysan da bilmiyorum da bak buralara kadar geldi ya. Artık yoruldu yani. Dinlenmesi lazım. Normalde ta bak buralara kadar değil mi? Şöyle bir düzeltme yapması lazım. Yani dağıtım olması lazım. Tamam? Böyle. Şimdilik gidiyor ama sen sen ol. Bir elden bırakma. iş fin hareket etmedi arkadaşlar. ucuz bir tahta evet. Fin hareket etmedi. Sat tarafında. Satı, sat, sat yönlü devam ediyor. Zayıf. İyice tabana kadar gelsin bakalım. Bak bu, bu ucuz arkadaşlar. İyice ucuz ama. Daha tabana olacak. Bekletecek. Bekleyecek. Burada bir hareket olur dedik. Yaptı ama kısa sürdü. Devamını getirmedi. Tekrar satılıyor. Satılsın bak. Şu an için sat tarafında. Zayıf ve sat tarafında. Devamı gelsin ne, ne olacak. Gözde'ye baktım ya. Şey mi? Gözde'ye baktım ya. Başka mı? Gözde değil mi? Gözde'ye baktım. Çok primli geldi bana. Arçelik iyiydi. Yüksel Çelebi. Ben bugün baktım Arçelik'e. Gayet güzel. Orta bantın üstünde duruyor. Orta nokta 33 kırılırsa stop olun. Tamam Olmak gerekir yani. 33 stoplu takip edilebilir. Şu an için fena değil. Ama ben tabii hiçbir tahtaya şu an için güvenmiyorum. Yani onu söyleyeyim de. Arçeliği seviyorum ama 33 kırılırsa arçelikte de olmak lazım. Herhalde obo var satışayım. Şimdi ben şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bak olur olmaz bilmem. Ben tahtalara baktığımda Hani az önce bir grafik çizdim ya. Aslında borsa doğa gibidir. Doğa doğa. Doğanın yansımasıdır yani. Mesela dikkat edin isimler bile öyle. İkili dip, üçlü tepe, ikili tepe, tepe tepe, dağ tamam. Yani bir tırmanış var. Şimdi ben baktığım zaman şöyle görüyorum arkadaşlar. Önce bir ova var. Bazen vadi oluyor böyle. Vadi tamam. Ovadan sonra vadi oluyor yani. Ondan sonra arkadaşlar daha doğru bir tırmanış başlıyor. Bakın daha doğru bir tırmanış başlıyor şöyle. Tırmanıyor, tırmanıyor, tırmanıyor. Şimdi belli bir mesafe ben bu ovayı ve daha öncesinde gördüğümden şimdi belli bir mesafe tırmandıktan sonra bu tırmanıştan sonra ben şunu görüyorum arkadaşlar. Çünkü bu tırmanış hep böyle gitmez. Önce anlattım ya. Tepe olur böyle. Tepede bir düzlük olur. Çok ufak. Hatta bazen Tepede de böyle keskin yamaçlar olur. Tekrar tepeler olur. Bak tepeler olur yani. Tepede böyle tek değil. Sonra arkadaşlar bir de iniş başlar. Şimdi bana sorduğunuz zaman kimisini burada soruyorsunuz, kimisini burada soruyorsunuz. Mesafe kat edince ben şurayı görüyorum. Olacakları görüyorum. Şuraları görüyorum. Tam tepeyi yakalamayabilirim. Ama gözüme burası geliyor. Tamam. Daha bu olmadan siz burada sorsanız bile ben burayı görüyorum. Hareketin başında sorarsanız o zaman görmem. Ama hareketin sonunda sorarsanız burayı görüyorum. Burayı görünce yorumlarım negatif oluyor. Bana da kızıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ahmet Kanka. Mail Ersöz 59. Fena değil. 59. 50'nin üstü yani 50'nin üstü iyi yani. Ee, nispeten bir tahtanın karakteri elbette ki tahtanın patronuyla alakalıdır. Ama ben patronuna şuna buna bakmıyorum. İster patron olsun ister spek olsun. Kim olursa olsun. O tahtaya bir çizen, rota çizen kimse. O tahtanın kendisi olarak bakıyor. Bir sen Akpınar şöyle yorumlamışsın. Bence yanlış yorumlamışsın esasında. Ha genel anlamda haklısın. Tablo negatifti gün içi attığım yorumda ama kaçırdığın şey şu. Kaçırdığını uzun söyleyeyim. Bak dedim ki gün içinde böyle bir üçgen var. Yani sen almadım dedin ama biz de ben aldım onu sana söyleyeyim. Böyle bir üçgen var endeks üzerinde göstereyim anlatayım sana. Bak bugün yaptığım yorumu bağlamında anlatacağım. Hem de kendi dilimizi de zaman zaman anlatmakta fayda var. Yani yorum nasıl yorum yapıyoruz? Neye dikkat ediyoruz? Falan diye. Özellikle ben bunu 10 dakikalık göstereyim onu. Veya saatlik mi yorum? Saatlik herhalde yorumlamış. Bak. Şöyle bir yorum yaptım dedim ki arkadaşlar için düşüyoruz. için düşüyoruz. Ancak buradaki yapı bak şöyle bir trend var. Bu trendin altı daha aşağı noktayı verebilir. Ama ben tabii inanmadım. Onun fake olacağını tahmin ettim. Benim beklentim yani o aşağıyı verebilir. Aşağı geldiği geldiği zaman şöyle bir ihtimal noktası var dedim. Biraz daha şöyle in 1380 ha şu. 380. Eğer aşağı gelirse nereden oldu ya? Benim bak. Bak şöyle. Eğer aşağı gelirse şu şuradaki kadar daha bir potansiyel söz konusu olabilir. Buradaki yapının aynısını yapabilirler. Ama ben onu beklemiyorum. Benim beklentim şöyle bir kama yapacağı şeklinde dedim. Hatırlıyor musun? O yüzden ben bu bölgede aldım. Yani ben bu bölgede özellikle çok düşenleri ve çıkma potansiyeli olan dip bölgesindeki tahtaları ben aldım. Düşenleri değil. Yani yeni şöyle düşenleri değil. Burada dipte duranlar var ya. Tepki verme aşamasında olan dipte duranlar. Onlar veya trende girecek olan onları aldım ben. Burada. Ama günün sonunda da sattım. Buradan da sattım. Yani. Yüzde yani %2 falan yapıyor işte bir 1.5-2 yapıyor. Bir de vadeli de aldım ben. Çünkü alınması gerekiyordu bence. Riski burada, buradan risk almıyorum ben. Buradan risk alınma ama buradan risk alınır. Niye stop yakın zaten arkadaşlar? 1400 stop diyorum yani. Buraya inmedi bile yani. 1400 stop. 14 1400... burada buraya inmedi bile. Gün içerisinde attığım video onu anlatıyordu. de grupta da diğer arkadaşlara da yazdım ben arkadaşlar. Bak tepki geliyor. Yapı sat yapısı değil. Şuradaki Yapı sat yapısı değil. andırmaca Ha, bir de vadeli de zaten MŞ1 formasyonu vardı. İnanılmaz bir formasyon bu arkadaşlar. Bu MŞ1 formasyonu. Ne diyor biliyorsunuz mu? Bak vadeliyi açayım da vadeli yatırım yapan arkadaşlar varsa inanılmaz bir şey. Ben bile inanamıyorum yani gerçekten. O formasyonu gördüğümde kesinlikle inanamıyorum ya. Ve gerçekleşiyor. Ben de şaşırıyorum nasıl oluyor diye. 5 dakikalıklarla göstereceğim. Vadeli de işlem yapan arkadaşlar için diyor ki bu formasyon. Kural itibariyle. Bakın arkadaşlar kural itibariyle diyor ki buradan gelen hareket yani 1440'tan başlayan bir hareket. 1446'yı geçtikten sonra düzeltiyorum. Tabii 46 evet. 1446'yı geçtikten sonra 1458 %50 formasyon hedefi. 50 formasyon hedefi. 1458 ve 1460 9 1469 1469 1469 Aynı gün içerisinde görür ve %90 ihtimalle Bak %90 ihtimalle %90 ihtimalle aynı gün içerisinde 1469'u görür Şart ne? Şunu geçecek Bakın geçti geldi destek aldı ve düze gibi fırladı. İnanın bakın inanın ben bile inanamıyorum ama bu yorumu yaparken ve ses kaydım var. Yani size ses kayıtlarımı dinletebilirim. Durun hatta ses kaydını da dinleyin. Yani bu işe sallamadığımı bilin diye söylüyorum. Bunu ben gruba attım. Bakayım ses kaydını atayım arkadaşlar. Gerçekten ben dahi yani psikolojiyi niye yönetemediğimizi anlatma anlamında tutacağım o ses kaydını. Bakayım arkadaşlar. Şurası herhalde bir dinleyin. Merhabalar. Ben, biraz sonra çıkacağım o yüzden son bir analiz yapayım. Akşam zaten canlı yayında genel değerlendirme yaparız. İşte tepki geldi 1400 tam oradaki gap'i kapatmadan 1400 eski gibi 1402 gibi neyse o noktadan tepki verdi. Yaklaşık yüzde bir bir buçukluk. en fazla iki buçukluk bir tepki bekliyordum endeks bazında tahtalar daha fazla tepki verir diye tahmin ediyorum. o yüzden aşağılara doğru kademeleri ben alım yazmıştım ve e, bu saatten sonra da kademelerde kapatıyorum. Özellikle Amerikan piyasaların açılmasıyla endekste zikzak kapanma oluşacaktır. Ve bir, bir buçukluk tepki e, zaten vadeliden aldığım için, için yeterli yani. Üç kademe falan. Üç kademe, dört kademe olanlar var. Beş kademe olanlar var. Yukarıya doğru da yazmıştım. Onların çoğunu eritiyorum. Bunu söyleyeyim istedim. E, şimdi vadeli robotik olduğu için sistem vadeliden yorum yapalım Bundan sonra ne olur diye. Özellikle 1446 vadeli piyasa için söylüyorum. 46'nın üstüne attı biliyorsunuz. İvmeyle bu ivmeyle 1458'e kadar gitmesi beklenir. Formasyon M1. Onda da ki formasyon %90 ihtimalle 1468. Yani 1470 değil. 1470'e kadar. Bu da yaklaşık endekste 1425 falan yapar. 425, 1430 yapar. Düzeltiyorum. 1430 yapar. Normal koşullarda oraya kadar. Perşembe, Cuma tepki vermesi gerekir. Daha fazla olur olmaz. Ona beraber bakarız. Ee, ama formasyon %90 ihtimalle bu şekilde. %50 hedefi ise 1458 bölgesi. Şimdi 1450'lerde buralarda zikzak yapıp formasyonu bir şekilde yerine getirmeye çalışacaktır. Yani üç bu formasyon normalde bir bazen de arkadaşlar 2-3 gün içerisinde oluyor. Yani formasyon maksimum. En fazla 3 gün. Yani Cuma'ya kadar bu formasyonun gerçekleşmesi beklenir. Bir şart var yalnız. 46'nın altına gelmeyecek arkadaşlar. Benim sabah yazdığım, yazdıklarım satılıyor şu anda. Yani ben pozisyonları eriteceğim. Akşama kadar, kapanana kadar. Yarın tekrar. Ama Neyse yani herhalde duydunuz. Bakın ben bu analizi yaptığımda şuradaydı arkadaşlar. Bak diyor ki çok önemli bilgi yani VIP'te işlem yapan arkadaşlar için önemli bir teknik bilgi vereceğim. İyi bir formasyon bu. İnanamıyorsunuz ama bakın burada diyor ki formasyonda 1450'lerde şu anda bak 1450'lerde buranın altına gelmediği sürece bakın gelmedi zaten. Gelmediği sürece aynı gün içerisinde yüksek ihtimalle oluyor ve rakam da 1468 demişim. 1468 aynı gün Şimdi buradan buraya kadar vadeli de işlem yapanlar için çok kıymetli bir bilgi bu. 1445 1468 2000 puan arkadaşlar öyle yapıyor değil mi? 50 olsa 1000 2000 2500 puan. 2400 2500 puan. 2400 yazayım. 2400 puan çok kıymetli bir puan arkadaşlar. Yani bu çok çok önemli. 2400 puanı bu formasyon sayesinde ve %90 ihtimal, %90 başarı ihtimali var. Yani bu ihtimali oynanır yani. Ama psikoloji, bak şu fiyattan hiçbiri yoktu arkadaşlar ben bunları yorum yaparken. Kendim de dahil, bakın net söylüyorum. Kendim de dahil bu formasyonu biliyor olmama rağmen, istatistiğini de biliyor olmama rağmen. Bakın şuraların hiçbiri yoktu tamam mı? Şurayı ben karalayayım. Borsayı da nasıl insan psikolojisiyle oynuyorlar? Ve ben bunu yeni de yorum yapmıyorum. Orada siz dillendirdiğimde gördünüz. Yani gün içi attım ben o yorumu. Bakın fiyat da şuradaydı. Diyorum ki bak buraya kadar gidecek. Şuraya kadar gidecek. Buraya kadar gitmesini bekliyoruz diyorum. Bakın şuralara kadar gitmesini bekliyoruz. Daha da hatta pardon üstüne. Niye formasyon onu söylüyor. %50 hedef burası. %100 hedef burası. Ve aynı gün. Yapman gereken tek bir şey var. Bu işte işlem yapıyorsan şu yapı zaten al yapısı. Sat yapısı değil al yapısı. Birileri bunu o bilmeyen adam bunu şey zannediyor. İşte filama zannediyor tamam mı? Filama diyor. Ters filama hem de. Filama diyor. Diyor ki böyle kırılır diyor falan. Yani ben de tam tersi. Ben de tam tersi gün boyu al, al dedim yani. Burada. Gün boyu. Buralar tamamı tepki hazır. Tepki hazır. Tepki hazır. Bunları da koymadım da yani. En son formasyon gerçekleşti. işte şu formasyon. Ve buraları görülüyor olmasına rağmen diyeceğim şey şu. İnsan psikolojisi Korkuyorsun zarar etmekten ve girmiyorsun. Ya ben long yön işlem yaptım ama neticede buraları kadar da beklemiyorsun yani. Aklın almıyor. Yani ben bu yorumu yaparken beni dinleyen arkadaşlar da inanamadılar. Yani inanmadılar. Belki de bilmiyorum. O grupta ses kaydını attığım arkadaşlar bile bu formasyonun gerçekleşeceğine inanmadılar ve sadece baktılar. Gün içerisinde ben şurada tekrar attım. Çıkıyor dedim arkadaşlar bilginiz olsun. Yani araba süreceğim dışarıca ama emirleri yazdım kapanacak dedim emirler. Hakikaten de kapandı yani. Buradan aldıklarımın tamamı ta 90'a kadar yani 80'den aldıklarımı 4 karşı 480. 480'den aldıklarımı 90 91'e kadar emir yazmıştım. Hepsi de gün içerisinde tak 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 1-2 saat içerisinde kapandı. Evet yani insan psikolojisi izin vermiyor. Neyse vadeli de bu formasyonu bilin arkadaşlar. Yani önemli. Şimdi biraz sorulara bakalım. 1400'ü kırarsa evet. Kırmadı zaten 1400 ya. Garan'a ba bakmayacağız. Garan'a baktım az önce. Oran Şehzadeoğlu. Garan'a baktık. Bir şey yok. Bankalar zaten aynı. Cemaş düşük. Türksel e, yatayda kalacak. Hedefini gördü zaten tepki hedefini. Şeker Bank bankalarla beraber hareket edecektir. Bir tepki daha hakkı var. TSKB hiç tepki vermedi. Yeterli tepkiyi vermedi. Bankalarla beraber tekrar bir tepki vermesini bekliyorum. Özellikle 1.50 ve 1.60 tepkisi gelebilir. 1.60-1.65 tepkisi gelebilir. Sınırlı kaldı ve şu an güçlü. TSKB şekerbanktan daha güçlü şu anda. Şekerbank biraz daha zayıf. Öyle görünüyor. Yarın için vadeli de bugün biraz sıkıştırdılar milleti biliyorsun. Yukarıda kalacaktır. Fazla düşüş yapmayacaklardır. Özellikle margin call saatine kadar fazla düşüş yaptırmazlar. Karsan'a eve, evet uzun zamandır bakmadık bir Karsan bakalım Karsan'da durum nedir diye. Karsan'ın yapısı satmış arkadaşlar. Şu yükseliş sat yükselişiydi. Bugün de zaten o satı göstermiş. Şimdi bant altında normalde şuraya kadar 3'e kadar gelmesi lazım arkadaşlar. Ağır 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 sindire sindire 3'e kadar bölge 4 bölgesi yani buraya kadar gelmesi lazım. Orta vadede gelir gibi görünüyor. Şimdilik buralarda tutunuyor ama 3'e kadar gelmesi yani lazım. Şimdi mi gelir? Sonra mı gelir? Bilmiyorum. Yani bu yeterli olur mu? 3.32'yi görmüş. Yani bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Belki bundan da yeterli kılabilirler. Çünkü 4 bölgesi ya. Daha önceki analizlerimde Ali Rıza Hocam biliyorsun şöyle bir analiz yapmıştık. Yani dedik ki Normalde dedik birinci hareket, 2. hareket ve 3. hareket son hareket olur. Son hareketten sonra tekrar bu bölgeyi sınarlar. Kuralları bu. Hep öyledir yani. Sınarlar. Şimdi burada sınama var ama bu sınama yeterli mi bilmiyorum. Tamam. Eğer bu sınama yeterli görülürse, yani şu 4 bölgesi sınaması yeterli görülürse burada taban oluşur, tekrar döner. Yok, yeterli görülmezse ki bir tane çubuk yeterli olmayabilir. Bu yüzden aa, buraya kadar. Bir sınama daha yapabilir yani söyleyeceğim şey böyle tamam Bu şekilde olur yani sınamayı bunu yeterli görmeyebilirler bir kez daha deneyebiliriz Beşiktaş e, ye, ye. Beşiktaş'ta son dönemde çok güzel ataklar var hareketli mükemmel bir atak var yani fena değil yani süper gidiyor ama bu kadar. Yani bundan sonrası çok riskli. Ee, iyi gidiyor. Yani o kadar söyleyeyim. Elinde olan tutsun ama yeni alım için zaten malumunuz uygun değil. Ee, ataklar çok fazlalaştı. Aşırı primlendi. Başka söyleyecek bir Yani bundan sonrası teknik çalışmaz. Teknik olarak dağın tır, tepe zirve bölgesine gitmişiz işte. Başka söyleyecek yok. Onur çiftçi hissesine baktık. Ee, bir miktar geri çekilme var ama toparlayacaktır. Türk Hava Yolları'nda zayıflık var maalesef. Bu kapanışı çok kötüydü. Bugünkü kapanış. Yani o mumu hiç sevmedim. Yukarı dönmesi lazım. Yarın yeşil yukarı olursa biraz durumu kurtarır. Yoksa ağır ağır süzüle süzüle aşağıyı gösteriyor maalesef. TSKB'yi de az önce zaten yorumladık. Atlas. Atlas geri geliyor arkadaşlar. Bobo varmış sert bir tepki. Bant üstüne attı. Şimdi de geriye doğru evet, düşen trendinde devam ediyor. Buralarda oyalanıp tekrar trendine aşağı doğru yönelmesi beklenir. Trend hemen bitmez düşüş trendinde. Şişe. Arsanın toplanması için erken hocam. Tamam. Biraz daha inmesi lazım yani. 3.30'ları rakamlarla 3.30 arasında toplanabilir. Şişe zayıf arkadaşlar. Bunda da sat yapısı vardı. Zayıf. Bantın üstüne çıkarsa, 7 üstüne çıkarsa tekrar 8 görecek. Benim yorumum değişmedi. Bantın üstüne çıkamazsa orta vadede 6.5 ve 6'yı görebilir. Tamam mı? Bak yorumum net. 7.5'un üstüne çıkarsa 8'e doğru atak yapar. Çıkamazsa vaziyette kalırsa 7-6.5-6 sıralı hedefler. Ee, Yudem'deki eğitimlere indirim yapacağım. Evet, Ramazana az kaldı. Ee, Ramazan'da indirim yapacağım. Aynen. Biraz beklerseniz, tüm eğitimlere yaklaşık 25, 30 indirimle ulaşabilirsiniz. Sadece Viyop ayırırım belki. Onun dışındakilerin tamamını 25-30 indirimle olur arkadaşlar. Yapacağım yani Ramazan ayı boyunca, bir ay boyunca. Ramazana özel indirim olsun. Bursa çimento bakalım. Bursa çimento şu an sattı arkadaşlar. O da satış tarafına doğru yöneliyor. Bu yapı V'ye benziyor. V'ye dönmeye benzemiş. 4'te tutundu. Bir miktar 4.5'a doğru tepki gelebilir ama tahtalar şimdi çok çıktılar ya 1 liradan 4 liraya çıktı. Şimdi bunların sindirmesi ve dağıtımı var. Yani yeni trend beklemeyin. Olayın hepsi tepkiden ibaret olur. Bunu da tekrar hatırlatayım. Yani buradan bir hamle yapsa 4 buçağa band üstüne vurur. Az önce bir sürü örnekleri var. Aynı şuradaki gibi. Sonra tekrar aşağı basarlar. Tamam? Ya yani şimdi VioPo'nun sistemi Ar arkotek Ar Ar mi? Arkolet. Arçolet. Arçulet. Ar Şimdi Viop sistemi benim özel sistemim. Yani onu pek e, öyle ucuza vermek istemiyorum işin doğrusu. Yani öyle pek indirim yapmak istemiyorum. Zaten çok ucuz yani kurslar kaç para ya 400 lira yani o sistem 400 lira bugün bir yokta sadece o formasyon 2400 200 tek kontrat 240 lira kazandırdı tek bir tane meşe bir formasyonuna uysa tek bir tane bir kontrat 240 lira kazandırıyor. Yani 400 lira para değil yani baktığın zaman. Onu da indirim yapsak ne olacak? 300 lira yani bir, bir kontratla bir günde kazanıyorsun bunu. Yani emeğin hakkı değil yani. O yüzden yok pek indirim yapmak Bir de çünkü sistemi deşifrasyonu var. Deşifresi var. Herkese de çok da yayılmaması lazım. Öyle de bir şey var. Yani bir tarafta biri kazanırken sen kaybedeceksin. Yani ben kaybedeceğim o zaman. Öyle de bir durum var. Yani çok yayıldığı zaman. Değil mi? O da bir risk yani. Sonuçta kazanan sistemi dağıttığın zaman o sistem kay kazanmaz yani. E, o, yani lazım olan adam alsın diyorsun ister istemez. Onu indirmeyebilirim dediğim gibi. Öyle bir durum. Detay veremem o fazla. O kadar yeter. Konuyla alakalı yani. Yerele bakalım. Yerel arkadaşlar bu da dönmeye başlamış satış yönlü. 6.20 4'e kadar arkadaşlar bir düşüş gelebilir. Ee, şu anda da zayıflamış. Yani bu da zayıf kısmında. Yani beklemekte fayda var yani. Yani al, alınmadıysa beklemek lazım değil mi bilmiyorum. Zayıf görünüyor yani şu an için zayıf. Coca-Cola mı? Kola da zayıflamış arkadaşlar. İyi tepki vermişti. Atak yaptı. Ramazan ayı öncesinde bu yapıyor. Aynı diğer gıdalarda olduğu gibi. Bunun da yine 4 bölgesi şurası 62 60'lı. 60'lı rakamlara tekrar gelecek gibi görünüyor. Ama orta vadede bu iyi oluyor. Yani bu tahta fena değil. Ama yine de 60'lı rakamlara gelecek gibi görünüyor. Onu da söyleyelim. Yok Hasan Tahsin ben bugün akşam hiç tahta bırakmadım elimde hepsini. Ama güzel tahtalar var yani. Yurayim Bey hadi bakalım Allah rahatlık versin. Yarın işe gideceksin, erken kalkacaksın. Uyumak lazım. Erkenden yatacaksın arkadaşlar. Erken yatacaksın, erken kalkacaksın. Geç yatmak iyi değil ama bazı insanlar geç yatıyorlar, erken kalkıyorlar, alışmışlar biraz kültürel bir şey. Bazı insanlar da kaçta yatarsa yatsın çok erken kalkıyor. Bazı insan da kaçta yatarsa yatsın hep geç kalkıyor. G, -g, -g, -g O mu? G, -g, -g, G, O. Bu da zayıflamış. Bili yapmış. Hedef bölgesi 11 arkadaşlar. 11'e doğru geliyor. 1e de aşağı doğru geliyor. Ben de girmiş. Normalde buradan bir tepki verir aslında ama güvenemem yani. Yani bu yapı tepki yapısı ama güvenemem diyorum ya. Aynı şuradaki gibi bir yapı yani. Çok keskin. Bir tane hareket yapması ama güvenemem. Yani hedefi sonuçta orta vade Hedefi şurası 11. Tepki de verse bir, bir ay sonra olması iki ay sonra buraya gelecek. Şimdi herkes yatıyor mu? Bakayım bir katılımcı sayısına. 93. 3 kişi devam ediyormuş arkadaşlar. 94 olduk. De ayrılan yok. Sorular bitti mi o zaman? Koç Holding'e bakalım ya. Koç Holding'e bakalım da Koç Holding arkadaşlar Koç Holding'in hikayesini biliyorsunuz. Bak şöyle anlatayım. Ben kanalı bu Ağustos aylarında eğitim yani bahsederken bir model portföyden falan bahsediyordum. Koç Holding bizim burada toplama aşamasındaydı. Yani herkese söylüyordum ben. Diyordum ki bak Koç Holding birkaç tane daha var bir grup. Bizim model model tahtaları. O zaman Koç Holding en dibe geldi. Bak dibi dibi görüyorsunuz 14. Dedik ki ya bu bir açıldı. Bak üst üste yeşilleri görüyor musunuz mumları? Durmadı bak hiç durmadı. Hatta Kama. Bak yapıları da hem ders verelim böylece. Bak görüyor musunuz? Ama bu yapı ne yapısı arkadaşlar? Ayı kanalı. Bak şu, şu yapı sat yapısı arkadaşlar. Ayı kanalının değişik versiyonu. Bak bu yapı var ya sat yapısı. Kanmayacaksın yani. Buna kanmayacaksın. Bu yapıya kanmayacaksın. Tamam. Bunu yapı yapısal analiz yaparsan yapısal analiz yaparsan bu yapıyı okursan tamam, orta vadede bu yapının satılacağını minimum hedefin de şurası olacağını bilirsin bak. Tamam minimum hedefin işte burası 18 19 tam burası başlangıç noktası bu yapının hedefi burası Ve neticede de bir şekilde bir bahaneyle geldi bu da indi ve şimdi de zayıf. A buralara kadar artık iki. eğer burayı kırarsa normal hedefini gördü ama bak normal hedefini gördü buradan 18'den dönmesi lazım dönme ihtimali var. Ama burayı kırarsa tam bakın bu kadar daha inecek. Aynı şu başladığımız yer var ya. 14 16 şuraya kadar. 14 16'ya kadar gelinme potansiyeli var. Normalde şurası ama. Normalde şurası işte oradan oraya kadar geldi. Hareketini yaptı yani. Normalde buradan tutunup böyle biraz daha aşağı gelip sonra da yukarı gitmesi. Normal standardı bu. Kısa vade biraz yorum yapayım. Demeyin kısa vadede konuşmadın diye. Bu yapı tepki verdi. Buradan bak bir miktar yukarı doğru dönmesi lazım. Şuradan da destek buldu ya miktar yukarı doğru dönmesi lazım. Burada tepkinin gücüne bakacağız. Buradan bak bir düşen üçgen var. Üçgeni kırarsa hareket 22, 23, 24'lere doğru buraya kadar ona için gider. Kıramazsa o zaman güç maalesef şuralarsa tamamen sat yapısı zaten. Maalesef sat yapısı yani. Bak düşüşten doğru düz tepki de vermedi. Buraya kadar vurup tekrar geri gelir arkadaşlar Genel emir eksik olma. Değerli kardeşim. O, oh, Dörtte kalkan arkadaşımız varmış. Maşallah. Sen o zaman yat. Allah rahatlık versin. İyi istirahatler. Peki. Atex mi demişsiniz? Atex. Aynı arkadaşlar. Dönüşe başlamış. Bunlara bir isim vermek lazım ya. Bizim bak bu buraya tırmanış, buraya iniş diyelim. İniş diyelim bak. Çıkış, iniş. İniş olsun en iyisi. İniyor arkadaşlar, tamam. Daha bayağı bir mesafesi var aşağı kadar. Bayağı bir tırmandı. Gün grafiğin sağ tarafı aşağı doğru yol almış arkadaşlar. Obo var. Polho'ya bakalım bakalım olho bu da arkadaşlar 3 buçuk hedef. Buralarda top e, bantlar alır. Ondan sonra şunun gibi daralır. Ondan sonra hareket gelir. Şimdilik e, sıkışık bantta hareket ediyor. Daha, düzeltiyorum pardon sık yani fiyatlar sıkışık bant sıkışık değil. Şu an fiyatlar sıkışık sadece. Normalde şu bantın şu şekilde toparlaması lazım arkadaşlar. Fiyatlar böyle gelecek, toparlayacak falan filan. Ondan sonra gidecek ama e, gidemiyor işte bak böyle gelebilir. Böyle bu şekilde toparlar. Ondan sonra çıkabilir. Çıkabil da vadede şu an için negatif yani görüntü. Bant aşağı doğru baskılayacak bunu böyle. Bunu atarsa konuşuruz. Atamazsa hala zayıf. Aselsan'a baktık. Neyse bakayım ya. Bir daha bakayım. Aselsan'a çok baktım bugün ya. Şişeye az önce baktım. Aselsan'ın yapısı sat yapısı. Orta banttan burada orta bant baskılıyor. Bir kez daha yukarı atacak diye bekliyorum. Ama bak şurada kısımda biraz tutunur. 3 4 gün 5 gün neyse. Ondan sonra bir kez daha 17'ye kadar şu düşen hat var. 17'ye kadar gidebilir. Beklentim o yani. 17'ye kadar bir tepki vermesi. Belki Nisan ayı boyunca o tepki gelecektir. Ondan sonra da düşüş devamı gelir, gelme ihtimali var. Arsana daha 10 dakika önce baktık. Çakır Bey. Yeni katılıyorsunuz değil mi herhalde? O Sefer Sefer Bey sen yat ya. Sen bitene kadar bekleme. Bizim işimiz belli olmaz. Yeni katılan arkadaşlar var. <laughs> Ahmet Bey çakılış dersem beni toba tutarlar ya. Allah çak, çakılış der dersen... ama bir isim bulalım. Güzel bir isim bulursan söyle. Bir i̇niş çıkış var. Çıkış iniş var. Ancak öyle deriz Ancak öyle. Veya giriş çıkış mı? Çıkış çıkış desem Olmaz o da yakışmıyor. İsim bulacağız. Yok estağfurullah. Çakır Bey özür dileyecek bir şey yok ya. Sağlık olsun. Az önce baktık da o yüzden. Daha 5 dakika önce baktık. Az biraz geri sararsan görürsün. bayağı detay analiz yaptım zaten. Almat. Almat. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. yorulmuş Genel trendini de kırmış. Bakayım kırmış mı? Eh işte oralarda durmuyor. Durmaya çalışıyor ama güven vermez. İkili tepe pozisyonunda. Normalde şuraya kadar gelme ihtimali var. 1.35. Dikkatli olun tamam. Bak orayı da kırdı kıracak veya kırmış gibi görünüyor. Bilmiyorum. Yani normal koşullarda böyle bir kama var. Buradan yukarı hafif bir atak 2.5'a kadar yapabilir. Ama güven olur mu derseniz güven olmaz. Yani ben almam da siz de bilmiyorum. Elinizde olan varsa şu noktayı stop yapsınlar 2.15'i. 2.15 kırılırsa o zaman 1.5'a kadar düzülme devam edecek. <laughs> ben de nakitteyim ya. Beraber nakitteyiz. Can Can. Beraber nakitteyiz. Ben de nakitteyim. Bekliyoruz bakalım. Aynen. Bak Serdar Bey söylüyor diyor ki dağıtılan mal evet eve dönüş. Hmm. İlginç bir isim oldu eve dönüş. Ama kimse bir şey anlamaz eve dönüş dersen. Ferhat ee, Bey iyiye bakmadık ama bakalım. Onda acayip bir satış vardı ya diye. Geçen dün baktım ben onu. Bugün Allah'tan tepki vermiş iyi. O kadar çok sattılar ki bu tahtayı dağıttılar. Yani dört bölgesi şurasıydı oraya kadar indirdiler oradan tepki verdi. Bak 4 bu işte. E, izleyen i̇zleyen arkadaşlar için az önce analiz yaptım ya 4 ne diye merak edenler 4 bu arkadaşlar. Düşüşte hedef bölge. Bak orası. Biraz daha aşağı bile gelebilirdi buraya kadar onay için. Allah'tan buradan tutmuşlar yani biraz bir miktar tutmuş. Normalde 1.40'a kadar bir atak gelebilir ama işte yani böyle arkadaşlar başka söyleyecek bir şey yok. Yani böyle çıkışa kanmayın yani. Şimdi bana bir sürü tahta sordunuz ya az önce. Hani hep böyle çıkıyor falan, hep gider diye düşünüyorsun hani böyle ya, tamam. hep böyle gider diyor. Ya bunu bir de busu var yani, bir de dördü var ya. Yani. Girdiğiniz yer önemli. Buralardan girersen sorun yok da, o tepeden girdiğin zaman işte bunu nasıl bulacak bir daha gider mi gitmez mi? Normalde şimdi resik analiz yapayım ben, bunu yapacak yani. Tamam, böyle normalde böyle yap. Şu hareketin bunun aynısını şurada yapacak. Ona da böyle yapacak. Yok Çakır Bey çoğu kişi nakitte değil ya. Herkes malda. Yani nakitte olan adam azdır. Ben sana söyleyeyim mi? Burada bile yani aramızda bile. Şurada ben sorayım kaç kişi nakittedir diye. bilmiyorum ki. Ama tahtayı çok dağıtmışlar ya. Yani ben haberleri kullanırlar yani Ferhat Bey. E, haberlerin bence bir, çok bir önemi yok yani onu sana söyleyeyim. Yani adam yükseltecekse o haberi pozitif değerlendirir. Düşürecekse de o haberi negatif değerlendirir. O yüzden haberleri bazlı hareket etmeyin. Teknik bazlı hareket edin. Tahta sat verdiği zaman bak şurada sat verdiği zaman kaçacaksın yani. Tahta sat verdi deyip beklemeyin. Sat verdi yani bitti. Hatta sattı zaman sat geldiği zaman kaçacaksın. Bak burada da sat vermiş. Diyeceksin ki ya burada kaçmadım ama burayla orası arasında fark var. Şu yapı sat yapısı. Bu yapı al yapısı. Bak şu yapı al yapısı. Bu yapı sat yapısı. Bak bu da al yapısı. Ama burası sat yapısı. Bak şu da sat yapısı. Bu arada da izleyen arkadaşlara bilgi verelim. Yani bizim yapısal analizin temel dinamikleri bunlar. Bak sat yapısı. Şurası da sat yapısı. Burası komple al yapısı. Burası al yapısı. Aslında şu yapı bakayım şöyle bir kararsız yapı banttan dolayı Bu, bu kararsız yapı aşağıda gelebilir burası. Natene evet ya Natene hiç sormadılar uzun zamandır. Natene bir bakayım bakayım ben de merak ettim Naten ne yaptı diye. Bir, ya, bir arkadaşımız var o Naten'i çok seviyor. Kıpırdamamış ya iyi maşallah ya iyi iyi tahta ama bu böyle kalır mı bilmiyorum. Ya yani bir süre sonra bir de üstelik çanak kulp da göstermişler. İnanayım mı buna bilmiyorum ki. Bak bir sürü de informasyonu da var. İnanayım mı buna? Neyse şöyle yorum yapacağız arkadaşlar. 47'yi geçerse önce küçük çanak sonra büyük çanak hedef olur. Geçemez aşağı kırarsa şurasını. O zaman da 4 hedef olur 25. Ben buraya gelecek diye taburdan beri yorum yapıyorum tamam mı? Buraya gelecek diye bir türlü gelmedi. O daha bire yukarı çıkıyor. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi ben de merak ediyorum. Ben bekliyorum buraya. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Ama az önceki yorumu da unutmayın. Yani burayı yukarı doğru kırarsa o zaman sanak kadar daha gidecek. Yaz bakalım. <laughs> yükselen kama al, düşen kama sat. Düşen kama sat, yükselen kama al. Böyle tersi değil mi ya? Ben yani öyle mi? Yükselen kamayı al. Yükselen kamayı ha, yok. Yükselen kama yükselen kama sat yani. Al değil sat. Yükselen kama sat. Düşen kama al. Aynen. Bollinger daralsın alınır. Sabancı Holding dibe çok yakın. Evet. Yani Sabancı Holding dibe yakın. Gayet güzel. Koç Holding daha primli. Sabancı Holding daha iyi. Evet. Katılıyorum. Yalnız geçen hafta çok iyi tepki verdi ya onu sindirecek yani sindirmesi lazım. Şu an 2 gündür zayıf sabancı olduk. Bakap mı? Bakaba bakalım bakalım. Ne diyor Bakap? Bakap eyvah diyor. Buna bir isim bulun arkadaşlar ya. Aramızda böyle isim babası olmak isteyen biri varsa ee, şuna bir isim bulun arkadaşlar ya. Bak buraya tırmanış. manış ya. Burası da zirve. Yani de şuraya in, isim bu. İ, çıkış diyorum iniş diyorum olmuyor. Güzel bir isim bu. bu. Tırmanış tamam. Tırmanış olsun bu. Yani iniş diyeceğim ama. Buna bir isim bulursak olacak bu iş. <laughs> İntihar. Karaşütünü açtı, açtı mı? Kayış kopmuş. Ay. Kayış koptu. Kayış koptu dersen millet alınır he. Şöyle olursa kayış kopar evet. Başka bir şey bulmak. Çöküş desem eyvah derler. derler. Kabak desem. <laughs> Ülker ve TSKB mi? Çok baktım ya biraz. Evet biraz şeylere bakın. Ülker evet. İyi tahtalara bakalım açık daha. Bu tahta da yataydı arkadaşlar. Bundan da Tepkisini falan şu arada güzel tepki vermişti. Şimdi de yatay. Şey yok yani bunda da fazla bir hareket yok. 23-24 normalde iyi durumlarda. 24'e kadar bir kez daha gidebilir. Endeks düşüş gelirse bu da düşecektir. Yani bunda da çok fazla bir hareket yok. Yoboya. Bu da ikili tepe yapmış arkadaşlar. Şimdilik tutunuyor ama inanalım mı inanmayalım mı? Yani inanalım mı inanmayalım mı bu çanak kulbuna? Böyle çanak kulbuna inanalım mı inanmayalım mı? Neyse ben inanmıyorum. Siz ne derseniz deyin. Son aşağı mı? Etkime bakayım. Şimdilik yukarı doğru yönelmiş ama o yapıya güvenmiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Diyemeyeceğim daha doğrusu. Şu anda sat tarafındaydı. Etkimde de bir yorulma var arkadaşlar. Son dönemin yıldız tahtası zaten. Son bir yılın yıldız tahtası. Bantın orta kısmının üstünde doğru duruyor. Şimdi aşağı doğru yönelebilir arkadaşlar tekrar. Bunda da bir düzeltme zamanı yaklaşmış gibi görünüyor. Ama iyi yani gene de şurası kırılmadan da konuşmamak lazım. 6.85 kırılmadan çok negatif olmamak. Sonuçta işte ortalamasının üstüne vurup erdem uyarı yok yok onu da demeyelim. Emla evet Emla bakmadık ya. Hiç kimse de sormadı bugün. Emlak. Emlak arkadaşlar taban oluşturuyor. Şu ortalama var ya o baskılayacak biraz. Bir süre daha baskılayacak. Sonra yukarı doğru kıracaktır. 2.20 hedefi var bunda. Ama ortalamanın üstüne çıkam çıkmaya çalışacak. Ondan sonra daha çıkamadı. Fiyat biraz daha baskılayacak bunu. Böyle marcı daraltır, daraltır, daraltır. 1.80'e doğru belki. ikili tepe yapıp, ikili dip yapıp sonra yukarı atabilir. Ya da artık hızlı bir çubuktan alırlar. Bilmiyorum. Yani normalde her şey hazır bunun gitmesi için. Faiz indirim bilmem nesi falan filan geliyor. İşte bekliyorlar. Bunun için her şey hazır yani. 2.20 çok rahat yapabilir. Yani bir çubuktan yapabilir. <laughs> Musait bir yerde inecek var. Evet. Gümüş iyi iyi. Mustafa Bey iyi yapmışsın. Gümüş iyi. İndese Yunus Çelebi sindirme demişsin. Sindirme Evet biraz daha aşağıda kullanıyoruz. Onu taban oluşturduğu zaman e, hareket etmeyince kullanıyoruz. Sindirme var da aşağıda kullanılıyor. İndes şu an yukarı gidiyor. V şeklinde yukarı doğru devam ediyor elinde olan tutabilir ama biliyorsun bant üstüne vurmuş. Bundan sonrası biraz riskli. Stop noktanız 29.50. Elinde olan için elinde olmayana bir şey yok. Bu da primlilerden bir tanesi. Öz. A. Bak mı? Bunda da obo var arkadaşlar. Obo şeklinde. Aşağı doğru kırarsa onay almış olur. Hedefi 4. Aşağı doğru kırarsa 5'ten 4'e kadar bir realizasyon gelir. Trendini kırmış zaten. Böyle. Daha iyi eğer şöyle bir çubuk atarsa satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Çünkü onaya gitmiş olur. Onay noktası da 5-60, 65 70 Yok yok. Anonim anonim böyle bunları bırak. Bu yakışmıyor. ileri de yakışmaz. Lütfen. Yokuş aşağı tamam olur. Hasan Özer bulmuş. Tamam Hasan Özer bulmuş yokuş aşağı diyelim. Gayet güzel. Yokuş yukarı yokuş aşağı. Anadolu'da çok kullanılan bir tabir değil mi? Yokuş yukarı yokuş aşağı. Tamam. Her iyi de yani hiç kimse incinmeyeceği şey yokuş aşağı deriz. Yokuş yukarı yokuş aşağı olur. Yokuş aşağı iyi tamam yokuş aşağı deriz. Daha iyi bir isim bulana kadar onu kullanalım. Yokuş aşağı. Hasan Bey bekleriz ya. İnşallah yazın buluşacağız. Bizim altın Gümüş üyesi olan arkadaşlar var. Bizim Ahmet Bey epeydir gerçi sesini de duymadık ama Ahmet Bey dedi ki bir ara ben dedi İnegöl'lüyüm dedi. Hocam dedi iyi de kazandım dedi. Çok şükür bu kazandıklarımızdan dedi bir ine göl köftesi ikram edeyim dedi. Ben de dedim ki o zaman altın gümüş üyesi olan arkadaşlara dedim bir davet edeyim. Yazın dedim. Pandemide aşılar vurulsun her şey tehlike gitsin yazın. Ee, ben davet edeyim dedim. İstanbul'a. Bizim de yerimiz var yani misafir ederiz. 30-40 kişi 50 kişi neyse ne kadarsa gerekirse iki grup. Ben de dedim köfteleri getir yine gölden. Ben de dedim birkaç mangal yakacak mangalımız çok. da yakacak adam da lazım. Birkaç kişi daha buluruz. Mangalları yakarız. Şimdi e, siz de gelirsiniz. Davet ettiğimiz arkadaşlar da gelirler. Beraberce mangalı yeriz. Hem de tanışmış oluruz. Olmazsa bir de organizasyon yaparız ya. Yani e, bir günlük bir günlük e, turizm organizasyonu mahiyetinde Gebze ballı kayalar var. Orayı gezeriz. Darıca çok güzel bir yer. Darıca sahili gezeriz. Bir de güzel piknik yaparız. Bir de eğitim semineri veririz. Böyle küçük bir yani son derece cüz'i maliyetle yani yol masrafları çıkacak kadar diyelim. Böyle ufak masrafları bölüşürüz. Böyle bir organizasyon yaparız. Olmazsa böyle bir organizasyon içinde ben duyuru yaparım yazı için. Uzaktan gelecek olan arkadaşlar için de kalacak yer temin edelim. Bunlar da orada kalırlar. Yani yer sıkıntımız olmaz bizim arkadaşlar. Hem de tanışmış olur. De ufak dediğim gibi sohbet ederiz. İki saat bir eğitim gelmişken yapmış olur. Gayet güzel bir çalışma olur. Biz geçen sene Eylül ayında bu yüzde eğitimlere başlattığımızda ilk duyurdum. Hamdi Bey vardı sağ olsun. Diyeyim. Onunla beraber başladık yüz eğitim. Çok değerli arkadaşlar geldiler. Her grup böyle 5, 6, 7, 8, 10, 11'e kadar da çıktı. Gün boyu beraberdik. Güzel e, borsa muhabbetleri oluyor. Herkesin bir tecrübesi var. Çok değerli insanlarla da tanıştık. Hatta borsanın kuruluşundan beri yani 89, 87, 88, 89'dan bu tarafa borsanın içerisinde olan arkadaşlar var arkadaşlar. Yani onlarla e, dan bile katılan oldu. Değişik meslek mensuplarından katılanlar oldu bizzat farklı teknikleri öğrenmek isteyen bu işin profesyonel olan arkadaşları da katıldı. Yani ama onlar da tabii bizim bakış açımızı öğrenmek istemiştir. O amaçla katıldılar. Yoksa işi biliyorlar yani. Tam yıllardır finans sektöründe. Ama bakış açısını merak etmiş. Yani bizim yapısalımız ne demek, ne anlatıyor, ne, neyi kastediyor, bahsettiğimiz şey ne? Yaylanış yaylanış olur ama anlayamayız ki ne anlamaz kimse. Megap ben taş. Berk Tahtacı ajanlar aramızda olmasın diyor arkadaşlar. Bilmiyorum ki canlı yayınlara katılırlar mı? Yani adamların işi gücü yok, canlı yayına katılıp da tahta mı sorarlar? Tahta? Ne bir şey olur mu? Saat kaç oldu arkadaşlar? Kaç kişi? 78. Bak sayı da azalmış. Yavaş yavaş aslında bunlandırabiliriz ha. Ne dersiniz? Kaç tane daha tahta bakayım da. Son tahtalara da bakayım. Hem de siz de istirahat etmiş olun. Megap demek, Ben taş. Erkosan mı? Yani açalım bakalım. Bir arkadaş istemiri sormuştu. İstemir üzerinden göstereyim. Çok güzel çıktı bunlar var. Ya istemir, Ereğli harika ya. bu. Ama şimdi yokuş yukarı ya. Bir de yokuş aşağısı var tamam mı? Bunu da söyleyeyim de. Bunu da söylemeden geçemeyeyim. İstemire bile diyorum bak yokuş aşağı diye. <laughs> Eksik olma. Şimdi ara vereceğiz. Ya daha doğrusu kapatacağız. Rahat rahat uyursunuz. evet arkadaşlar bu da yokuş aşağı diyelim artık. Ata dönmüş. Başka? Yeni taş. Bunda da obo vardı. Yukarı doğru devam ediyor ama ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum. Şu anda onaya benziyor arkadaşlar. Trendine çıkmış. Bak onay almış. Onaydan hafif geri dönmeye başlamış. Yatay bank beklenir. Yani yeni trend geleceğini zannetmiyorum. Berkosan. Berkosan'da arkadaşlar bunda da yokuşu tamamlamış. Yokuş aşağı diyeyim artık. Şu an kanal sat kanalı. Zaten son çubukla bunu onaylıyor. Bir tek kırılımı kalmış. Bundan sonra bakarız. Sabancı Holding çok düştü. Daha da düşebilir. Niye düşmesin? Borsada sonu yok sonuçta düşmenin. Ama ucuz. %30 maldaysanız zarar etmezsiniz. Sorun yok. %70 nakit iyidir. Nakit iyidir. Sorun yok ya. Yokuş yukarı tahtalardan yani yok şu anda. Sorduklarınızdan çıkmadı. Bilmiyorum. Birkaç tane var tırmanan ama Bunlar da tepeye yaklaşmışlar. Beşiktaş falan vardı tırmanan. E, onlar da tepeye yaklaşmış. Yani ona da nasıl diyeyim çok iyi diye. İyi diyemiyorum yani bir şey de diyemiyorum. Çünkü tepeye gelmiş. Her an onu da atabilirler. Sorduklarınız da yok yani maalesef. Sabancı olup ucuz evet. Saban oluşturursa dönüşü görürse iyi. Tahta yok yani haklısın yani. Tahta yok. Ta tahtalar taban oluşturacak ki iyi olsunlar yani. Gerçekten öyle yani. Şu anda iyi diyeceğim bir tahta maalesef benim de yok. O yüzden herkes işte beklentimiz diyoruz ya %80 nakit. ve %20 mal. O %20 de en ucuzları seçin falan. En azından ucuzları seçin yani. Sağlam olanları seçin. Ucuz olan, ucuzları seçin işte. Nedir ucuz? İşte tüpraş gibi. Mesela Emlak gibi, Petkim gibi, düzeltiyorum Petkim şu an için tepede de. Ee, başka ne var? Buradan. az önce baktıklarımızda işte bazı, bazı holdingler, bazı ana tahtalar falan işte. İlk herkes gidiyor arkadaşlar. Son olarak şu Eskoma bakayım de. Ondan sonra kapatalım. Kimseyi de uykudan etmeyelim. Sabah sabah herkes işe gidecek. Hafta içi zaten. Herkesin bu zaman istirahat ve şart arkadaşlar. Vakıf Bank diğer bankalarla beraber hareket ediyor. Ucuz arkadaşlar. Bankalar ucuz zaten. Bir Eskom'a da bakayım da. Fişe de ucuz ama şu an için pahalı. Evet. Eskom da dönüş veriyor. Bak sat kanalı dönüyor. Dönüşe başlamış. ve kadar gelebilir. 92'ye kadar. 4 bölgesi. 5 4 bölgesi. O kadar çok çıkmışlar ki bak. 87 tam 10 kat. gitmiş Yani bir tahta kaç kat gider ee, biraz sohbet edelim arkadaşlar. Daha tahta sormayın sohbet edelim. Soru cevap yapalım arkadaşlar. Şu 50'ye düştüğü anda kapatalım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir tahtanın ucuzunu pa yani evet 80 kişisiniz evet. Bir 50'ye 50'ye düşünce kapatalım arkadaşlar. Şimdi bir tahtanın ucuzuna pahalısına tabi bir temel gerekçeler falan var ama teknik anlamda şöyle değerlendirin. Bir yılda bir tahta 10 kat gittiyse bunun bir sindirme süreci var. Yani tahta temel olarak hala ucuz olabilir. Büyük yatırımlar yapmış olabilir. Büyük teşvikler kazanmış olabilir. İşte arsa satmıştır. Karasasına çok büyük nakit girmiştir. Büyük işte konjektürel durum ondan yana oluşmuştur falan. Ama sindirmesi gerekir. Yani be, sindirme işte az önce arkadaşımız demiş, sindirmesi yani beklemesi gerekir. O fiyatları sindirecek. Ne demek sindirmek? Bak şöyle. Aşağıdan toplayan adamlar yukarıdan malı dağıtacak. Bak yukarıdan malı dağıtacak. Sonra yeni alıcılar gelecek. Ama adam malı dağıtacak. Mal dağılacak yani. Sonra yeni alıcılar gelecek. Ve uzun zaman oralarda fiyatlar kalacak. Uzun zaman. Çünkü bu iş kolay değil öyle. Hemen o mal dağılmaz. Almazlar yani. mal satacak. Maliyetlenme yukarıda olacak. Sonra enflasyon denilen bir şey var bizim ülkemizde. Fiyatlar yukarı doğru gidecek. Ondan sonra arkadaşlar tekrar malı toplayacaklar ve yukarı alacaklar. Tepe, kopuş, düşüş tepes kupas düşüş öyle mi tepes kupas Allah Allah tepes kupas bilmiyorum ben onu tepes kupas düşüş yarın araştırırım tepes kupas düşüş Matrix IQ'da indikatöre alan kurup otomatik var var tanıştınız var yani öyle arkadaşlar. Ben algoritma denemiyorum ama arkadaş deneyen arkadaşlar var. Ben her zaman işlem yapmıyorum. Yaptığım zaman çok yapıyorum. Yapmadığım zaman hiçbir işlem yapmıyorum. Hangi şeyi sordun ki? Tekrar sorun. Ben görmedim ya. Vermişimdir, dondan ver. Hangi şeyi sordunuz? Bir kere sormayacaksın. Ki. Birkaç kere soracaksın. Görmemişimdir. Amel Sor o zaman. Tekrar sor bakalım. Çanak Arkadaşlar çanak kurt diyorlar ya buna. Onu yapmış ama pahalı. Bak ben size söyleyeyim. 5 liradan daha da aşağılardan gelmiş. Aa bak fiyatı 1 liradan 35 liraya 35 kat gitmiş. Daha hiçbir şey söylemeye gerek yok. Buna ne teknik ne bir şey. Tamam. E bir daha sor. Akif Kurt. Neyi soruyorsun? Söyle bakalım. Buradayız. Bir yere gitmiyoruz ki. Sor bakalım hadi Ney, sorun ya. Vardır bir sebebi vermiyorsam ya. Muhakkak bir sebebi vardır yani. Bu da aynı primli arkadaşlar dönüş. Sat yapısı aşağı doğru geliyor. Başka? Benim kadar hisse bakan olmamıştır ki bu akşam. Nuh Çimento çok pahalı aşağı doğru geliyor. Buna da bak. Ne diyorduk? Ee, yokuş aşağı değil mi? Başka. Değil mi? Bu kadar mı? Bunda da dönmeye başlamış. Katlamalı gitmiş. 9 liradan 5 kat gitmiş bu da. Bu da aşağı dönmeye başlamış. Evet. Bu Bunu nereden buluyorsunuz? Bunlar çok pahalı arkadaşlar. Başka katlamalı gitmiş. Başka. Özellikle mi soruyorsunuz? Ben bunlardan benden başka cevap alamazsınız arkadaşlar. Yani benden katlamalı gidenlerden başka cevaba hepsine standart cevabım var tamam. Başka bir şey beklemeyin yani. 8-10 kat giden bir yıla bakın. Siz de kendiniz bakın. Benim standart cevabım var. 8 kat. Az önce anlattım mı? Ya yayında yoksunuz ya da hiç anlamak istemiyorsunuz. Bilmiyorum ki. Uzun zaman yatay arkadaşlar. Tamam. O 30 kat gidenlerden bir tanesi de bu. Uzun zaman yatay. Başka. Ostime bakmadık mı? Ben ostime baktım. Bugün belki 5 kere ostime baktım ya. Yani. Ostim yatayda. Bu da 70 kuruştan 3 liraya 6 kat gitti indirmeye çalışıyor. 4 noktası 2. Burayı kırarsa 2'ye doğru gelir. Net. Yukarı gitseydi aslında şu yapı kötü değildi ama yukarı gitmedi. Her seferinde aşağı basıyorlar. Gidiyor. aşağı basıyorlar. Anadolu, Anadolu Efes'e baktım ben. Aşağı doğru geliyor. 2013'ten bu tarafa hiç prim yapmamış Anadolu Efes. Sürekli yatayda kalmış. Yine yatayda kalacak. Çok da vermiyorlar tahtayı. Diksak yapıyor yapmış. Baktım hep aynısı. Bu da katlamalı gidenlerden. E, yorulmuş. Şimdi aşağı doğru geliyor. 4 bölgesi 13. 13'e gelip bundan sonrasını izlemek lazım. Erda e de iyi akşamlar. Ervan Gıda. Bu yeni halka arzlardan daha henüz karakteri oluşmamış. Kötü görünmüyor arkadaşlar. Şu anda grafik çok kötü değil. Sadece bu yapıyı şöyle bir genel bakarsanız sat yapısı olduğunu görürsünüz. Tamam. Al yapısı değil yani sat yapısı olduğunu görürsünüz. Zikzak yapının. Ne kadar sürer bilmiyorum. Gider 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 sonra aşağı doğru gelmesi lazım. Bu yapı böyle olursa kırma, ya yukarı kıracak. Genelde yukarı kırmıyor ama. Ya da böyle gider 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 sonra buraya kadar gelir. Tamam. Yapı normalde böyle. Bunu da söyleyeyim de. Yani kırması lazım. Yukarıya al, hızlı almazsalar böyle. vakıf ya işte stop olmana bir şey diyemem ki ben ben derim ki stop ol ondan sonra tekrar vakıf GO mu sonra tekrar yukarı çıkar bir şey diyemem o stopuna karışamam ki niye çıkmadı Ya şu katlar var ya buna sindiriyor daha da daha hiç düşmemiş aslında ben sana söyleyeyim mi yani sen düştü diyorsun da buna düşme denmez ki hala hala yatay yani bu daha düşmemiş ki normalde buraya kadar gelebilir yani esas düşme o zaman olur tamam bak gördün mü burayı kırarsa ne yaparmış aa nerelere bak bir tane yani daha hiçbir şey düşmemiş ben sana söyleyeyim %1 %2 geliyor diyorsun yani öyle maalesef. Yani bu geldiği yere bakacaksınız. Tahta nereden alırken nereden aldım bu tahtayı? Neyi, nereden çıktı? Kaç kat gitti? Ya bunlara bakacaksınız. Ondan sonra tahtanın geleceğini düşüneceksiniz. Geldiği yeri göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi tepede neydi? Zirvede eee tepede dolaşıyor. Daha yokuşun tepesinde yani. Burada uzun yıllar kalabilir. Artık tahtacıya bağlı. İsterse burada yıllarca bekletir. İsterse aşağı verir. Daha hızlı olur. Derse nasıl istersen. Yapmadık. Selçuk Eczaya bakalım. Select mi? Ama şeklinde arkadaşlar. Yakında tepkisi gelir ama önce bir aşağı bir kez daha gelmesi lazım. Sonra hedefi şurasıydı. 4. Sonra bir tepki. Ama bu da pahalı biliyorsun. Daha bak nerelerden geldi. Yani inecek, bir tepki verecek işte o tepki yani çok da fazla bir şey. yok. SKB primsiz evet. İşfin aşağı doğru gelmiş görüntüsü kötü, ucuz olduğunu kabul ediyorum. Deli 9000'i bir ay içerisinde görmesi ihtimali yok. Ben öyle bir şey görmüyorum ama gördüğüm e, yani 150 görebilir, 150-152 görebilir evet. Nisan ayında, işler yolunda giderse bankalara da güçlü alım gelirse tekrar 159 yani 159 değil de 150 152 yani 1520 yani 1520 maksimum görme ihtimali var. Ama çok iyi bir senaryo. Yani oraya görmesi bile çok iyi bir senaryo. Çok çok iyi bir senaryo yani. yani ben o ihtimale düşük gözle bakıyorum. %20 %30 bir ihtimal yani. 159 değil de 1520 bile Görme ihtimalini yirmi ihtimal bakıyorum. Yani o kadar benim için düşük. Ben de normalde 1470 görebilirdi. 1470 yani görme ihtimali olan yer 1470. Belki 1500 falan işte oraya kadar şimdi. Ali Rıza Hocam sana da. primsiz tahta var ya söylüyorum ya ucuzlar diye primsiz tahta var ama ne gerek var bekleyeceksin ki adam yani gitmeyen tahtayı da almanın anlamı yok ki primsiz tahta var söyledik ya TÜPRAŞ bak arkadaş Yunus söyledi TÜPRAŞ diye primsiz tahta olmaz mı TSKB bak bir sürü tahta var ama beklenti yoksa aşağı doğru verecekseler tahtayı sırtlanmanın anlamı yok ki Şimdi arkadaşlar bakın sizin bilmediğiniz çok şey var ya. Kim sorduğu soruyu Birimsiz tahta da da iyi dinle. Anonim anonim bak iyi dinle. Şimdi endeks riskli tamam mı? Sen tahtacısın. Malı taşımak ister misin? İstemez. Ne yaparsın? Malı birine devretmek istersin. Ben niye risk alayım ki? Malı sen taşı. Malı sen taşı ya. Tamam tahtam ucuz. Bak iyi dinleyin. Tamam tahtam ucuz. Kabul. Ama malı ben niye taşıyayım ki? Sen taşı. Bu iş, bu iş budur arkadaşlar. Unutmayın ha. Dayı malı, malı sana taşıtır. Malı sana taşıtır. Malı sen taşıyacaksın. İne, inse de çıksa da tahtacı gideceği zaman girer. Ben de arkadaşlar benim analizimde tahta giderken girmek vardır. Asla inerken girmek yok. Yani tahta inecek. Buradan tahtalara yüklenelim. Ondan sonra tahta yatayda buna sırtlanalım. Yok benim analizim siz beni yeni takip ediyorsunuz. Kars bak bir örnekle anlatayım ben size. Aramızda yabancı kimse yoktur. Hiç, kimse kalmadı herhalde. Bak iyi dinleyin şimdi. Bak, kimse üzerine taş olarak almasın bunu ama. Karsan'ı karsanı görüyor musunuz? Bu Karsan tamam. Bak ben Karsan'ın iyi olduğunu herkes biliyordu. Karsan'a ne zaman iyi dedim biliyor musunuz buradayken? E burada arada tam 4 ay. Bak Haziran burası. Haziran. Ben ne zaman iyi demişim? Ocak. Bak Haziran 6 ay sonra arkadaş. Anladın mı? Bu tahtayı niye taşıyalım ki bu arada? Gideceği zaman alacaksın. Arkadaşlar şahit bak. Burada olan izleyen varsa bilsinler arkadaşlar. Bak onlar şahitler. Ben bu, ta bu tahtayı burada iyi dedim. Tam buradaydı. Burada da kötü değildi ama niye taşıyalım ki yani? 6 ay ya. 6 ay 6 ay 6 ay tahta ısırtılmanın anlamı yok. Arkadaşım. Yani şimdi tahta düşecek, bekleyecek, bekleyecek, bekleyecek. Ne gerek var al nakit bekle onun yerine altından gümüş al diyorum nakit Ama Selçuk Bey şahitmiş bak. Recep Bey de şahit o sağ ol, eksik olma. Bak demişiz almamış. Kozaa, e, bunlar satış yediler son dönemde. Tepkilerini de verdiler diye düşünüyorum. Ucuzlar ama yani pahalı değiller. Pahalı olarak bakmıyorum da. Koza A'ya, e, Koza Kozala hepsine ucuzlar ama teknik olarak onlar da e, biraz satış yediler. Yani normal satış yediler. Hedef burasıydı. Orayı da gördüler. Tekrar burada bir taban oluşturacak. Şunun gibi. Bunun gibi taban oluşturacak. Kozala da aynı şekilde. Karsan'a ne dediysem Kozal için de aynısı arkadaşlar. Kozala da son son 15 günde Kozala da iyi dedim. ya bir şey ol yani yapacak böyle düşün Adem Bey sorun yok ya yani beraberiz sorun yok yani ben gördüğümü zaten söylüyorum iyileri de iyi kötüleri kötü riskleri risk sadece şunu unutmayın yani endekste fırsatlar bitmez arkadaşlar yani çıkar iner önemli olan senin pozisyonun borsada fırsatlar bitmez her zaman borsa fırsat verir Tahtalar fırsat verir risklerini verir fırsatlarını verir yeter ki sen ona göre pozisyon al. şu alandaki şu alan daralacak bir kere. Onu kabul edelim yani. Şu alanı daraltacak. Şimdi riskleri sormuşsunuz ya. Nasıl daralacak? Ya işlerse şöyle bir daralma olsun. Tamam. daralacak. Daralacak. Yani bu alan şöyle bir daralma olacak. Yani. Ondan sonra karar verecek. Yukarı mı aşağı mı? O kararın yönüne göre hareket edeceğiz. Hepsi bu. Başka bir şey beklemeyin yani. Bu alanı bir daralt. Yani yukarı, diyelim ki şimdi yukarı gitti. Kabul. Yukarı gitti. E gitsin. Sonra tekrar daralacak diyor mu size? Daralması lazım. Yani ya burada daral. Netice de daralacak. Bu alan dar olacak. Yani Bollinger bantının içinde hareket edecek. Daralacak. Şimdi banta bir koyayım. Bak bant nerede kalmış. Bak bakın şimdi. Bak görüyor musunuz bantı? Görüyor musunuz bantı yani? Her hareket tepki yani bu spek tahtası mı uçsun kaçsın böyle gitsin. Yok. Anladınız mı? Yani şu bant ne yapacak? Birleşecek böyle aşağıda birleşecek Daha çok zaman var. Yani çok zaman var. Anladınız mı? Çok zaman var. Yani bu bant gelecek aşağıya. Çok zaman var. Bu bantı birleştireceğiz. Şuradaki gibi bak. Şuradaki gibi bu bant aşağı gelecek buluşacak, daralacak. Bunu bunu anlayın yani. Ya benim önerim yok. Siz kendi bildiğinizi yapın da ben zaten söylüyorum yani. Bu vaziyeti görüyorsunuz işte. Bu bant daralmadan bak ne kadar zaman var. Yani en az 3 ay zaman var, değil mi? Şu ara ne kadar zaman var? 2 ay mı, 3 ay mı? Ağustos Eylül'ün sonu. Ağustos 2 ay. En az 2 ay. En az 2 ay yani. Şimdi gram altından alakalı bunu söyledim. Gram altını al sat yapmıyoruz. Bak ne dedim ben? Ve siz yeni geldiniz Gram altını ben 2 yıldan sonra düzeltiyorum. Şey Ağustos'dan sonra ilk defa son 1 aydır modele koydum. Yani son 1 aydır ilk defa alım için uygun yer diyorum. Son 1 ay oldu yani. Yaklaşık Ağustos'dan bu tarafa gram altın yoktu. Benim listemde, model listemde. Şimdi var. Onun için de ve bu gram altın ve gram gümüş 2 yıl düşünüyorsanız 2 yıl, 2-3 yıl 2-3 yıl arkadaşlar. Böyle olduğu zaman da gram altında %10 yukarıdan almışsın, %15 aşağıdan almışsın, bakmazsın. 2-3 yıl çünkü. Onda da kademeli alım olacak zaten. 2-3 yıl boyunca sürekli artırdığınızla ne yaparsınız? Alırsınız hikayesi bu. Gram altın az önce analiz ettim. Ama var bir miktar geri gelmesi var. Gram altının da gram gümüşünde. Dolardan dolayı. Dolar %5 geri çekilirse iyi çekilme ihtimali var 7.5'a kadar. O durumda gram altın da gram gümüşte bir miktar geri çekilirler. Yani 420'ye kadar gram altın gelebilir. Gümüşte de bir geri çekilme olabilir. Son alım fırsatını verme ihtimali var. Ha, verir vermez bilmiyorum ama son alım fırsatı olur bence. Evet. Saat oldu 12. Ali ee, Rıza Bey durum şu. Bim karakteri olan bir tahta ve misyonu var. Misyonu var. Sorumluluğu var. Bim'i eğer düşürecek olursalar çok hızlı ataklan yukarı alırlar. Bim'in böyle bir özelliği var. Yani Bim'in düşüşünden korkmayacaksın. Bim düştüğü zaman tekrar hızdan yukarı alırlar. Ama endeks iyiyken Bim'den de bir şey çıkmıyor. Bu da ayrı bir mesele. Ne oluyor? Yatayda kalıyor. Uzun uzun zaman. Endeks iyiyken de BİM'den de bir şey çıkmıyor. Uzun zaman yatay kalıyor. Uzun uzun zaman bekliyor. Böyle. BİM'deki hedefim benim 80-85. Aşağıda da 53 gepi var. Endeksin bozulma durumunda 53'e kadar indirme ihtimalleri var. Bu hep bir risk olarak karşımda çıkıyor. Çok ise kısa vade tepki vermediği için kısa vadede iyi. E, tahta genelde yatay kalmış. Hiç de çıkış da yapmamış çıkış da yapmamış. Dolayısıyla şokun önümüzdeki dönemlerde Migros'a benzer tarzda bir hareket yapmasını bekliyorum ben. Migros nasıl yukarı hızlı atak yaptı ya 2 kat 3 kat gitti falan. Ama ne zaman gider? 6 ay sonra mı gider? 1 sene sonra mı gider? 1 sene sonra mı gider bilmiyorum. Yani o yüzden bizim modele e, kim değil de şok. Şok marketi koyduk. Ama e, onda da dediğimiz yere gelmedikçe almıyoruz. Trade için kullanacağız. Yani. Sanırım yani. Yabancı takas oranının düşük ya da yüksek olması çok önemli. Değil ya. Çok önemli. Değil. Yabancı şu an için yabancı çok belirlemiyor zaten piyasayı. Çok hepsini birden satarsalar belirler ama yabancının eski ağırlığı kalmadı yani. Böyle belirler yani hep birlikte gelir almaya başlarsalar etkilenir tabii ki piyasa. Ama şu anda e, yani bankaların Ağırlıklı onlar bankada, sanayide ama komple de çıkacak halleri yok. Zaten tahtaları çöp oldu. Yani onların elinde olan tahtaların kısmı çöp oldu. Diğerleri iyi. Doğaç nasıl bakmadım. Doğaç kimse sormadı bana. Ama Fortlan, to Tofaş'lan aynısı olacaktır diye tahmin ediyorum. Aynı özellikleri taşıyor çünkü. Bakalım bakalım. Doğaçta durum nedir diye. Yani yabancı gelse tabii daha iyi olur ama adamlar kısa vade geldi mi kötü. Yatırımlık gelecekler. Onlar yatırımlık geldiği zaman Gelmedi bu. Allah Allah. Niye çıkmadı? Bu aş. Kuş. Daha bakalım bak. İnternet mi koptu? Ne yaptı? Arkadaşlar bizim yayın artık daha hisseleri vermiyor baksanıza son tahta Tırılcıya mı Bakayım ona da bunda çıkmazsa Tırılcıya ne ya Bilmiyorum ha Türk ilaç serum Vallahi iyi tahta biliyorsunuz ben kaç tane tahta baktım bazı tahtaları hiç ilk defa duyuyorum 600 tane tahta var Şu Matrix IQ güncelleme mi yapıyor? Ne yapıyor? Bizim gelmiyor grafikler. Gelmiyor evet. Allah Allah. Yani da ben başka bir daha deneyeyim bırakayım. Buradan geldi. Şunun üzerine yazayım. Kırılcıya diye. Valla çok katlamalı gitmiş Recep Bey. 10 90 70 bana göre yani şu an teknik meknik işte görüyorsun hiçbir şey yok yani yorum yok yani daha söyleyecek bir şeyim yok. Acayip. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yetsin. Kendinize iyi bakın. Sonraki canlı yayında görüşürüz. Bu arada tekrar hatırlatayım aramıza yeni katılan arkadaşlar varsa Borsada yatırım psikolojisi ve davranışları testi var. Geçen hafta canlı yayında yaptık. Bu testi yapmayan arkadaşlar, vakti olan arkadaşlar kağıt kalemi alsınlar, testi yapsınlar. Bir hafta sonra ya en geç 10 gün sonra onun analizini gene burada bir canlı yayında yapacağız. Canlı yayında bunu yaparız, beraberce değerlendiririz. Yani arkadaşlar. Sonradan da zaten bölümündeki kurslardan kursunun içerisine atacağım. Bunu da hatırlatayım yani. Herkesin bilgisi olsun. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz.